Sorular programından hepinize hayırlı akşamlar, geceler de olabilir. Şimdilik akşamlar. Kim var programımızda? Ki ben çok sevinçliyim. Çok uzun zamandan beri bekliyordum. Bence ARAF'ta yapılacak ve konuşulacak en muazzam konuklardan bir tanesiydi. Kimdi? Profesör doktor, araştırmacı Oytun Erbaş. Hoş geldi. Ama hiç konuşmasına fırsat vermeden ilk fix menüyü açıyoruz. Oytun Erbaş, Profesör doktor Oytun Erbaş, ARAF'ta. Tabii ki. Zaten arafta, arafta olduğum şey. için zaten bir şeyler üretebiliyorum Hı. Çünkü bir, bir yana kaydığınız zaman ya da bir şey ol, olduğunuz zaman bir şey olmuyor artık yani. Hani arafta değilseniz bir şey olmaz. Bu çok önemli bir şey değil mi? Tabii. Yani herkes bir şey mi olduğumla Tabii. yola çıkıyor? Oldumla mı yola çıkıyor? Şimdi Olacak insanda mı? şöyle bir şey var. Hı. İnsan fıtratında bütün hayvanlar da böyle bu. Kendini yaşatmak için önemli arz eder. Mesela bir kafesteki fare de kendi önemli zanneder kendi iş dünyasında. Hı. Çünkü oran hakim odur. Mesela kedinizi eve bırakırsanız kedi kendini evin sahibi zanneder. Ee, esasında böyle bir şey e, yaşam arzusu içindir. Mesela sizin yaşamanız için ne lazım? Kendinizi korumanız lazım. Beyin Hı. zaten bu işe yarıyor. Ama bir şekilde e, esasında öyle değildir olay siz olmuş bir şey değilsiniz ama öyle zanmanız gerekiyor. Çünkü hmm. yoksa yaşayamazdınız. Mesela sen bugün neden yaşadın? Hmm. Yani neden ölmedin? Neden buna karar vermedin? Çünkü kendine değer adlettiğin için. Çünkü ben, ben değerliyim. İşte hayattan zevk alıyorum, şunu yapıyorum, bunu yapıyorum. Çevren beni. Esas da sen bir sürü şeyi kendin var ettin yani. Mesela öyle bir şey yok. Yani bugün mesela Oytun baş bugün ölse ne oldu? Hiçbir şey olmazdı. Dünya devam ederdi Onu vapor... Tamam da bir şey değişmezdi yani. <laughs> hani işte bunu düşünmek ya da buna mind teori deniyor. Yani insanı e, başka bir göz olarak dışarıdan kendini görmesi bir beyin fonksiyonudur. O zaman diyorsun ki ya ben çok önemli değilim. Ha, evet kendi içimde yaşam kaynaklarım var. Yemek yemek işte ailem işte zevk aldığın kaynaklar var ama <laughs> baktığın zaman da e, bu seni Tekillik gibi geliyor ama toplumun içine baktığın zaman sen anlaştın, gibi bireysin. Önemli değilsin. Bakın çok da önemli değilsin demiyorum. Hı. Bizim dünyada çok da önemimiz değil, önemimiz yok baktığın zaman. O zaman memlendiriciyiz biz. Aynen öyle. Yani, yani biz yani aynı bir bakteri gibi, aynı bir şey gibi. Ha bu şunun anlamına gelmiyor. İşte ben önemsizim o zaman öleyim anlamına gelmiyor. Hı. Ama şöyle bir şeyimiz var. Biz sadece düzenin bir parçasıyız. Bu yani bu dünyanın, bu alemin bir parçasıyız. Emin ol bir gezegen de kendini önemli görmüyor. Ya o gezegen daha ne olabilir yani? Hmm. Ya trilyonlarca ton bir kitle. Ama o demiyor ki ben önemliyim. Hmm. İşini yapar herkes. Onun için biz de böyle düşünmeliyiz. Mesela bir, herkesin bir işi var bu dünyada. Onun için ben sana şunu diyorum. İşini yap ve git. Çok güzel. Peki Oytun Erbaş'ın iki arada bir derede kaldığı <laughs> ki bu Araf'a tekabül eden kısmı hmm. söylüyorum. Oldu mu hiç? Tabii. Ne oldu mesela en son en son hangi araf? Ha ne ne için mi mesela? İki şey arasında kalıp bir şeyi tercih edememe halinin yaşattığı psikolojiler. Yok onu şöyle yapmadım mesela şöyle <laughs> çok basit bir şeyler düşündüm mesela mesela bir insana şunu dedim mesela ya bu hayatına gerekli mi dedim? Hı. Mesela baktığın zaman negatifi çok fazla İşini yapmıyor kaprisli fıdı vıdı vıdı vıdı. Şikayet eden. Şikayet eden negatifi pozitifinden çok daha fazla o zaman bunu hayatına at dedim. Ama sonra dedim ki bazı attığın taş en değerli taştır. lan bir lazım olur dedim, dursun dedim. O zaman geri dönüşüm kutularını seviyoruz. Evet, ben orada hep tutarım ben. Aa, Tabii, bak bu çok önemli. Çünkü güzel. çünkü zaman değişir, iklim değişir, konjüktür değişir, o adam lazım olur. Çok güzel. Evet. O zaman insan biriktiriyoruz. Kesinlikle. İyi insanları biriktiriyoruz. İyi insan değil. İnsan. İnsan. O konjüktürde negatifliği vardır. Ama konjüktür değişi o negatifler pozitif olur. Şimdi ben sizin hikayenizi çok merak ediyorum. Ziplenmiş hikaye. Ha ziplenmiş o da hikaye. O dosyayı biraz ziplersin. Nasıl mesela? Şöyle ee, bir kere çok ünlü mamül değilsiniz. Değilim. Çok gerçek bir karaktersiniz. Ve çok <laughs> insansınız. Her manada. Evet. Şimdi bu oyunun ee, Oytun Erbaş'ın ee, geldiği nokta gerçekten yazılabilecek bir başarı hikayesi. Doğru. Şimdi bu sekansı biraz daha açarsak ee, geçmişten bugüne. Ee, esansiyel niye... tremorum var. Evet. ellerini titriyor. Öyle mi? Esansiyel tremorum var. Öyle mi? Evet. Ne yani düşünüyor? tremor, ince bir tremor. Yani bu bazı insanlarda olur. Ha. Buna esansiyel tremor deniyor. Vay. Genetik geçiriz. bu. Ailede de vardı geçmişte. Var. Baba. Dominant geçer çünkü. Ha. Evet. Şu an o zaman şöyle sunayım. Yok sunma ya bu tremorun var yaşlandıkça artacak. <laughs> oh, evet imzana bile yansıyabilir sonra. Öyle mi? Evet buyurun. İşte orada Oytun Erbaş'ın iyi oldu hayatımda iyi ki bunu yaşamışım dediği o kareden alıp ilerlemek istiyorum. Ya hayattaki değişim sürecin evet. mi? Evet. Yani şöyle beni değiştiren şey şu oldu bir kere benim en büyük özelliğim Anadolu'da büyümem. Ben bir e, Adol çocuğuyum. Hı hı. Yani ödemişte büyüdüm ben. Bizim için e, şey yoktu mesela işte hani karizma yoktu. Kul cool değildik biz. Hı hı. Yani biz sıradandık yani tamam mı? Sonradan mısın? girmiş aslında kavramlar bunlar. E, yani böyle, hı. sıradandım ben ya yani biz, bizim yaşadığımız yere sıradandı. Hı hı. Mesela ben okula da giderken e, evet başarılıydım. Ama hiçbir zaman biri hiç bize şunu demedi. Sen iyisin demedi. Hani... Yani sonuçta bu Allah vergisi. Kimine Allah boy vermiş, kimine göz rengi vermiş. Oğlum da Allah bunu vermiş. Yani hani abartma. Biz hep mütevazi üzerine kurulmuş bir hayatımız vardır. Mesela biz e, tıp fakültesinde okurken de ben. Gide gittim ödemiştim. E, pazarda pirinç sattım, bulgur sattım, makarna sattım. Hı. Benim için çok önemli değildi bu. Yani olur ya işte bizim şu tıp öğrencisi. Bizim öyle bir şey yoktu. Hani şöyle dendi. E tamam bir meslek sahibisin. Şöyle bir şey vardı bizde. E, i̇lçe ilçe şöyledir. Manav bakkal, <laughs> ee, çiftçi ve doktor aynı şeydir. Meslektir yani. Bir abartılacak bir şey değildi bizde. Onun için bizde zeki olmak da abartılacak bir şey değildi. Allah vergisiydi. Mesela bana soruyorlar. Sen neden böylesin? Bu benim şeyim değil ki. Ben anam babamı seçemedim. Benim kaderim buymuş. Allah bana nöron vermiş. Yani sinir hücresi vermiş. Ben bunu ezberleyebiliyordum. Ez yani kitapları akılda tutabiliyordum. Akılda tuttuğum için de böyle oldum. Ama biz şöyle bir şey büyüdük. <laughs> Ben hala mesela sıçanların ve farelerin altını ben temizleyebiliyorum. Çok güzel. Evet ben <laughs> temizliyorum hala. Dükkanın önünü süpür gibi laboratuvar süpürüyorum. Temizliyorum o kanları Kepeklere yıkıyorum. açıyoruz. Aynen öyle açıyorum açıyorum. Erken kalkıyorum hala. Beherler duruyor. Tabii duruyor. Mesela ben yedi de kaldır kalkarım. Sabah ben beşte kuru fasulye yiyebilirim. O bende de var. Ya. Yani yiyebiliyorum yani benim için çünkü öyle büyüdük biz. Yani biz ne bulduk onu yedik. Ha işte aman efendim sabahta kahvaltılar sert mi biz böyle bir şey anlamadık. İşte bu sahilik. İşte mesela şimdi dolaba ben ceviz anam göndermiş ceviz yiyorum. Ceviz yoksa peynir varsa peynir yiyorum. Mesela ben şöyle bir adam değilim ya bu sabah kahvaltısında şu olsun bu olsun. Ben öyle bir şey yok. Çay varsa çay içerim. Yoksa kahve içerim. Hiçbir şey yoksa su içerim ben. Yani ...bir anlamı yok benim için. Ve şöyle bir şey var... ...ben elimdeki bütün şeyi de... ...başkasına verebilirim. Neden? E çünkü zaten onları yemeye gerek yok ki... ...yaşamak için. Bir insan günde bin kalori yetiyor zaten. Hı. Yani fazla almaya ne ihtiyaç var? Ya yani şunu söylemek istiyorum. Benim için... ...benim kaç tane kaşığım var biliyor musun? Bir tane. Bir tane kaşığım var da benim. İkinci kaşık yok. Bir tane tabağım var benim. Bak yemin ederim sana. Ve hala ben laboratuvarın üst katında yaşıyorum. Nerede benim? Çekyatın üstünde. Çünkü ben hep çekyatta yattım. Hı. Çünkü ben, mesela ben normal bir koltuğu şeyde yatakta rahatsız oluyorum mesela. Çünkü benim beslendiğim nokta basitlikten besleniyorum ben. Sadelik. Sadelik. Hı. Evet. Çünkü e, simple is best yani her şeyin sadesi en iyidir. Mesela sevginin sadesi pek bir değerlidir. Ama abartılı, bir yerde abartı varsa orada eziklik vardır. Hı. Orada gösteriş vardır abart Mesela şunu söyleyeyim sana hep bir laf vardır. Bir yerde müzik çok gürültülü çalıyorsa Hı. ve gürültülü bir şey varsa bir yerde orada bir şeyler geliyor demektir. Yani bir kazık geliyor demektir. <laughs> Bence insan davranışta da böyle. Hı. yani mesela bana bir insan geldi. Ben doğal insanı çok seviyorum. Mesela şunu diyebilirsin mesela. "Hocam ben bunu anlamadım." oydum ben bunu anlamadım ya. "Ya kardeşim anlamadım." İşte bu doğru gerçeği söylüyor. Bir adam her şeyi anlamış gibi kafa sallıyorsa bir hata var. Mesela ben bazen diyorum musun ben bu an bunları bilmiyorum diyorum yani. Peki o Tünerbaşı'nın tahammül edemediği insan tipi? Bu. 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 Yani nasıl? Hep rol yapan insanlar. Mesela role bürünmüş. Bir rol almış böyle. O rolle oynuyor ya. Ben buna gıcık oluyorum ya. Hasta oluyorum. Bak her insanın derisi yağlanır. Her insan terler. Her insanın ağzı kokabilir. Bunlar normal şeyler. Hı. Bunlar, biz insanlığımızda utanmamalıyız. Biz insanız ya. İnsanlar depresyona girebilir. İnsanlar nefret edebilir, sevebilir. Bunlar normal fonksiyonlar. Hı. Mesela bunu devamlı saklamak. Abi böyle bir şey yok. Zaaf olarak gör Ne demek mesela? zaaf ya? Aynen öyle. Mesela ben hep şuna karşılaşıyorum. Bir şey soruyorum. Bir öğren şunu diyebilirim. Hocam bilmiyorum ya. Bilmiyorum ulan. E. Ee? E bilmiyorsan öğrenirsin. Ama hep anlamış gibi yapmak. Hep gibi yapmak. Hı. anlamış gibi yapmış gibi ama bir yani, de şöyle bir şey var Oytun hocam hani sizin karşınızda öyle bir kitle vardır ya sizinle beraber kendisini senkron tutar ya da, ya da düet halinde hisseder. E ne e, tamam bu i̇şte düet son... olmaktan Aa, korktuğu için E ne olacak? Bilmiyorum demez. İşte mesela ben, burada ben şimdi burada <laughs> biz e, mesela atıyorum mesela biz şu anda kaç kişi şey izliyordu işte bir e, belli bir sayı olsun hadi. Şey sayı vermeyeyim şey olmasın. Hı. Hadi 100 milyon diyelim biz. İzledim, 100 tamam. milyonun önünde ben rezil olsam Rezanet bir duruma gelsin Hı. ne olabilir ne olabilir diye ki ben en laf edilmeyecek lafı ettim burada ve rezil oldum ya ben insanım ya ya beşer şaşar kardeşim dünyada ya da evrende ne mükemmel ki ben mükemmel Peki, olayım. Peki o rezilliği toplayacak en e, önemli şey e, antivirüs programı ne? Ben insanım. Ben insanım. Çok doğru. Beyin kusurlu bir yapıdır ve böyle imal edilmiştir. Zaten daha bomba bir şey sana söyleyeyim. DNA kendini eşlerken hata yapıyor. Neden yapıyor sence? <laughs> bir hata yapıyor. Peki kusursuz eşleme olabilir miydi? Olabilirdi. <laughs> Peki DNA hata yaparak ne yapıyor? Seni yaşlandırıyor ölsün diye yapıyor bunu. Yani şunu söylemek istiyorum sana. Ölümü getirmek için DNA hata yapıyor. Yani biz ölmek üzere programlanmışız. Aynen öyle. Biz ölmek üzere programlanmışız. Anladınız mı? O zaman şöyle olurdu. DNA kendini mükemmel işlerdi. Her şey mükemmel. Ölmezdik. Ölümsüz olurduk. Değiliz kardeşim. O zaman bitti. Senin DNA'n bile kod bile hata yapıyorsa benim hata yapmam en güzel şey bu hayatta. Ben hata yapmalıyım ya. Konuşu kusursuz insan yok. Hı, hı. Tamam, buradan da aslında şey anlıyoruz. Sahilik üzerine kurduğumuz ee, mükemmel bir gidiş var. Şöyle esasında sahicilik üzerine kurduğumuz Evet. En sevdiğim evet şey. ya yani kendin gibi olmak. Ya yani biz kendimiz. Ya yani bu kendin gibi olmak şey demek değil. Ee, ne diyelim ona küp patavatsızlık ya da işte karşı tarafı e, mahvetmek değil. Ama Hı. kendin gibi olmak yani kendin gibi olabilirsin. Mesela ben şu anda diyelim ki çok uykum olabilir. Hı. Çünkü gecenin saat 24'ü. Ben şunu diyebilirim kardeşim uykum var ya. Ya uykum var ne diyorsun sen kardeşim yani anlayamadım pardon yani biraz dağılmış bunu diyebilirim. Ama insanlar şunu bekliyor mesela. Hatta ben şunu diyorum gittiğim yerlerde. Ünlü görürseniz diyorum çok büyük hayal kırıklığına olacaksınız. Neden? Çünkü ünlü. Hiç uğramadım şu anda. Hayır. Dışarıda evet. hayal kırıklığına olacaksın. Çünkü ünlünün bir rolü vardır. Onu git evinde gör. Dersin ki bu buyur, buyur buna o herif işte. Çünkü herkes buraya gelince senin rol yapıyor. Üzgün, tabii ki rol yapacağız. Mesela ben evdeki anamın yanındaki oytun değilim çünkü evlat oytunla buradaki oytun, evet biraz farklılık olacak ama ana bir kişilik olmak zorunda. Ana kişiliğiniz yoksa yandınız. Çünkü bu sefer ne oluyorsunuz? Ee, mesela ben bazen bir ünlüyle karşılaşıyorum. Çünkü bu adam bu adam mı lan? Evet, o adam o adam. Yani neden beklentim yıkılıyor? Aslında buna şaşırmak da yapay. <laughs> ama o adam, adam yapay. Bu adam adam demesi ne de yapay bir şey. Evet ya adam. Mesela şimdi sümümü çektim mesela? Hı. Ve onu yuttum. Anladın demek istemi? Hani ne yapayım şimdi bu sümükle? <laughs> evet Anladın abi? mı beni? Peki sümük yutulur mu? Yutulur. Hatta bazı çocuklar şundan önden akar orada ağzına. O çocuk beş Tamam şöyle yapılabilir. Tamam da şunu söylemek istiyorum. Şu anda ben bu sümüğü ne yapmam lazım? Çünkü Probiyotik olur bir şu anda ve sinüslerde bir akıntı var. Ne yapacağım onu? İçime negatif basıcıda vakum yaptım mı yuttum mu? Hmm. Bu ayıp değil ki. Anladım demek istediğim. Bu insani bir şey. Evet. Anladın mı? Bu ayıp değil kesinlikle değil. İlk yenilgi. Oytun Baş. Nerede yenildiğini hissetti. Nerede örselendi ve dipten yani bir vurgun yiyip beni çok Çünkü... eleştirdiler her konuda. Ben çok konuştum. Evet. Her zaman eleştirdiler Peki beni. Peki böyle en taltif eden kimdi? Yok hiç mesela. mesela. Çok e, çocuklukta, çocuklukta mı? inanılmaz deyip böyle gerçekten sizin ona sığındığınız isim kimdi? <laughs> Anneniz gibi. Ha anam mı? Hı. Evet annedir, herkesin annesidir yani. Evet, ben hala anam benim. Mesela ben çünkü anama güvenirim. Yani sonuçta ilk bağlandığımız nesne. Anama Hı. diyorum ben anne diyor şöyle al ya baş ver oğlum diyor. Sağlığın yerinde yerinde mi senin diyor. Evet anne diyor. Çok güzel. Bu hali çok seviyorum. Peki dışarıda böyle sosyal hayatta siz gerçekten bu anlamda kavramış ve yol gösterici navigasyon diyelim. Ben bir gün şeye gitmiştim tıp fakültesine. Dedi ki hoca dedi ki tıp nerede öğrenilir? Biz de hocaya yavrş şey olsun diye yalakalık olsun diye dedik ki işte tıp e, sizden öğrenilir, yaşayeden öğrenilir. Ne hoca da öğrenilir, usta çırak hoca ne biliyor musunuz? Bırakın tıraş dedi. Tıp dedi kitapta öğrenilir dedi. Hı hı. Onun için benim de her zaman e, okuduğum şeyler bana gayet oldu. Ben hiçbir insana bu konuda güvenmedim. Hı. Yani e, her konuda ama mesela şöyle söyleyeyim sana. E, sosyal psikolojik tanımı açın. Diyor ki bir insan nasıl davranılır diyor. Bir, sıcak ve kibar olun. Hı. Bir, iki. Ne demek sıcak kibar? Hattını sorun. Merhaba Esra. Bunu yazıyor. İki, onunla ortak düşünceleri paylaşın. Hı. Ben merkezcili olmayın. Esra'yı da işe katın. Oytun oytun deyip durmayın çünkü seyirci de katın işe. Tamam. Evet. Metaforik konuşun. Hı hı. Mesela metaforik. Mesela metaforik et böyle. Öyle başladık zaten. Ya metaforik, metaforik, başlamak. Evet. Ondan sonra duygularınızı öne sürün. Duygularınızı konuşun. Bay mükemmeli oynamayın. Hep bir sıra halinde geziyor bu böyle bu. E o zaman işte böyle bir şey. O zaman insanda bir kılavuz, kılavuzu var. Hı. Ama siz bunu okumazsanız, bunu eğitimle almazsanız. Ben her zaman söylüyorum. Sokak köpeği de köpek. K9 da köpek. Sokak köpeği bakıyorsun paçadan saldırıyor. K9 da selam duruyor. Anladınız mı? O zaman her şey ne? Eğitim. Bizi, biz yapan şey eğitim. O zaman benim rehberim kim olabilir buna göre? İnsanlar değil. Çünkü beş yaş yaşar. Onun için en iyi soru. Anladım. Ben mesaj aldım. Karciye'yi aldım. Yazdınız mı? Yazdım. Ben... İnsanın rehberi kitaplar olmalıdır. Hı. Mesela şuna bakarsan Kur'an ya da İncil'in esasında ilk yayınlar, ilk kitaplar baktığınızda. Ondan bir guideline zaten. Tamam? İşte bitti. O zaman aslında şey var. E, yalnızlıktan çok şikayetçi değiliz. Hayır hayır hiç değilim. Çok besleyici. Evet. bizi biz yapan bir Evet. Şey. Ya, zaten bir insan yalnız kalamıyorsa çok büyük sorun var demek. Çok büyük bir ordu gibi geliyor bana. O hayır. Şu, bir ordu. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin besleyici. en, iyi, senin en iyi arkadaşın kim? Kendinsin ya. İşte yani, Ama insan bazen kendine de susuyor ya. Hayır hayır. İç dünya. Mesela şimdi kafayı koydum bir dakika. Hı. Evde 10 tane insan var. Ama Hı. kafayı koyduğunda kimle baş başasın biliyor musun? Kendinle baş, Tabii baş başasın. Kim? Sen Hı. eğer sen kendinle baş başa kalamıyorsan çok büyük sorunumuz var demek. Ya işte o insanın kendine bile sessiz kaldığı zamanlarda Kal. galiba garip bir şey oluyor. Ben bazen kendimle konuşuyorum bazen sessiz kalıyorum bazen kendimle konuşuyorum mesela. Ben bir yerde okudum. Ee, i̇nsanın kendi kendine konuşması çok önemli bir şeymiş. Evet. Çok önemli bir şey. Ya bir şey sana söyleyeyim mi? En önemli bir kere hayatındaki olay rüya. Rüyalı. Böyle bir şey var mı ya? Sen uyuyorsun ve bir film geçiyor kafadan. Hmm. Yani esasında iki tane çip var gibi kafanda. Bir gerçek insan var toplumda, bir tane de beyin kendi içinde bir birey. Hmm. Ve gece sen mesela biriyle nefret ediyorsun, o rüyanda ölüyor. O oh, hallediyorsun. ...olmayanlar oluyor, istediklerin gerçekleşiyor ve ne yapıyorsun? Bir hesap kitap yapıp defteri kapatıyorsun. E o daha ne diyebilirim? O zaman insanın en iyi dostu kendi beynidir. Evet. Evet. Ama o rüyanın devamı orada bitiyor zaten. Başka e tam, bir tamam bitiyor. Çok bir, bir rüya böyle düzgün tamam. sezon gibi. Hayır, sabahla sen cihazı açıyorsun, kendinle berabersin, kapatıyorsun ve insana şunu diyor. Bu yaşadıkların birçoğu zahirdi yani gerçek değildi. Gel bunu biz bir hesaba çekelim diyor. Hı. Sen diyor bugün güldün ama sen diyor adama nefret ediyorsun diyor. Onu sadece idare etmek için güldün diyor. Ve bunu yazıyor. Hatta rüyanda bolur zaten. Mesela çok küçük bir olay geçmiştir. Sanki etkilenmemiş gibisindir. Mesela sen çok küçük bir yüz hareketi oldu sana karşı. Hı. Seni küçük gördü birisi. O gün geçiştirdin. ama rüyanda Geliyor. o gelir o önüne sürülür. Enteresan bir şey. Biri getiriyorlar gibi sanki. Bir şey. Sanki biri getiriyor. <laughs> diyor ki, yani bu diyor gerçek bir self servis olayı var. Yani. Self servis. İşte o zaman e, kendine kendinle baş başasın. Nerede? Hmm. Uyurken. Mesela uyurken kendinle baş başasın. Hmm. Gün içinde değilsin. Peki, uyuyamayan insan. O başlıca bir problem. Büyük ama, problem. Onu anladık ama ben mesela hani e, mesela kaç saat uyuyorsunuz? Ya beş oluyor, altı da uyudum oluyor, yedi uyudum oluyor ama şöyle bir şey var. Hani derler ki yediden az uyulmamalı. Ben cumartesi pazar çok uyudum da oluyor bazen. On saat uyudum oluyor. Gün içinde yarım saat kestirdim de oluyor. Hı. Yani ortalama e, yedi çarpı yedi elliyi bulmalısınız elli Kafamız, saati. Kafamız beynimiz bir vestiyer gibi ya. Evet. Her şeyi takıyoruz. Tık 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 tık. O vestiyerler sahipleri onları almadığı sürece bize kalıyor ya. Evet. Dolayısıyla benim uykumu azaltan şeyler bunlar mesela. Çok düşünmek. O senin sorunun. Tamam bu benim sorum. Neden tamam. yanlış kullanıyorsun madem? Ha, e, tamam. yanlış kullanıyorsun beyni. Hayır hayır şunun için. Vestiyerlerini değil. de astırıyorsun yani. Hayır hayır. Ya, aklıma ha. hep herkes der, ya şu kafama takıldı uyuyamadım falan. Ha, evet. Bunun her gün olduğunu düşünürsek mesela. Bunun için düzenleyici bir şey var. Kendinsin. Hı. Çünkü bak daha güzel söyledi. Vestiyer diyorsun işte. Neden kafana bir şey astırıyorsun? <laughs> Sen vestiyer misin? Kalbim yani kafamızda içinde. Tamam işte kendin örnek ver. Şimdi Teşbitte hata de olmaz derler. Oradaki de, tepki olmaz. Olmaz. O zaman senin verdiğin örnek neyi yansıtıyor bana? Hı -hı. Senin iç dünyanı yansıtıyor. Hı -hı. O zaman bir adam kendi kafasını vestiyar gibi görüyorsa Hı -hı. onun kafası vestiyardır. Hatta bazen bana biri bir şey diyor. Şöyle diyeyim ki ben saksı değilim. Bu ben saksıyım demek. Hayır şundan bahsediyorum biz hayatımızda bizim hayatımıza dahil olmayacak de ister istemez. Mesela şey gibi. Hava gibi bir şey yani. Hı. İşimize çektiğimiz ama e, bazılarıyla da daha uzun bir teneffüs halinde olur. Evet. Ama biz hiç, bizim için gereksiz olan belki de işte toz beziyle sileceklerimiz. Belki de kötü addedettiklerimizin de bir şeyine maruz kalıyoruz ya biz sosyal. E Kalcan tabii evet. Ha. Tamam. Şimdi onlar da ister istemez biraz önce söylediniz ya işte. Birisi bana niye böyle güldü ama onu akşam Evet, hesabı olacak i̇şte, evet. Bundan bahsediyorum. Tamam. Takıldığı zaman fazla evet. yoğunluk olduğu zaman evet. işte o bir şekilde uykularını... Bu kaçırır. Kaçırır. Evet. Ama Bu... çok basit bir yöntemi var. Bunu normal kabul edip... Normal ve gerçek. Normal kabul edip koyun sayarsanız geçer. <laughs> yani o an yani ne yapayım şimdi yani onu onu ne Çünkü şimdi bakın işlemci... İşlemciye bir düğmesi var, değil mi? Açık kapanıyor Bilgisayar da öyle yani, değil mi? Hmm. Siz işlemciyi akşam fişini mi çekiyorsunuz kapatırken? Yok. Ne yapıyorsunuz? Standby bay alıyorsunuz. Yani bir komut düğmesi var, değil mi? Sen o zaman yani o zaman senin de bir standby by düğmen var, o zaman koyun sayarsın. Güzel şeyler düşün. Ee, kızgın kumlardan senin sulaklar yani uyumkuya dalarken. Taferi hali yani. Evet. Hmm. Ben mesela öyle yapıyorum mesela. Güzel şeyler düşünüyorum. Hmm. Mesela, mesela o... oyun Erbaş için güzel şey. Hmm. Nedir ki onu düşünüyor mesela? Bulutlara bakıyorum. Bulutlara bakıyorsun. Koyunlara bakıyorum. Hı. Ağaçlara bakıyorum. Benim en çok yaptığım şeydir tavana bakmak. <laughs> Vallahi öyle. Mesela şu tavana bakıyorum bak. Burada kırmızı bir şey var <laughs> ayna gibi. Böyle yatarken tavana bakıyorum gözlerimi kapatıyorum bu kadar. Hı. Çünkü bu cihazı uyutman gerekiyor. -hı. Tamam. Soğutmanız gerekiyor. Yani. Evet yani soğutma. E o zaman nasıl uyuyacaksın? Bir şekilde uyku alman gerekiyor. Hı, ya burada düşün. saçmalıklara neden şey yapacaksın yani? Mesela öldüğünü düşün. Öldüğünü düşün. Evet düşüneceğim. Bitti öldüğünü düşün. Ne değerli şu anda? Öldüğünü düşün. Bir şey söyleyeyim mi? Çoğu insan ne zaman hayatı kıymetini biliyor biliyor musun? Biyopsi raporunu alınca. Değil mi? Evet biyopsi raporunda yazıyor. Az o. diferansiye adenokarsinom bu şu demek. Kötü uylu bir bez tümörü. Bitti. Bir de pet çekip metastazı görürsen sen diyorsun ki işte Mehmet abisinin hakkında böyle diyordu. Sen şöyle. <laughs> Mehmet abiyle çelak. Ondan sonrası? Ondan sonrası kendine dönmek. Çünkü o zaman artık survivor başlıyor. Yani hayvani bir güdü olarak yaşamak istiyorsun. Diyorsun ki ya bırak Mehmet abi. E Mehmet abi senin hakkında ya, geçelim geçelim falan. Gerçekten öyle. Yani aslında bir helalleşme başlıyor. Ben her gün pankreas kanseri olmuş gibi yaşıyorum. Hmm. Öyle hisset kendini. Aslında bu hep söylenen her gün. Her gün. Ölecek gibi. Aynen öyle. Hmm. Aynen. Her gün öyle düşün. Ya pankreas kanseri oldu mu <laughs> 6 ayın kalmış. Öyle düşün. <laughs> Allah muhafaza. Allah tamam olsun. da öyle düşün kendini. Hmm. Öyle güzel yaşarsın. Hani bir de böyle çağırma falan derler ya. Ya üf niye çağırmayacağım? Böyle bir şey olabilir mi? Kim, ne, kim, kim, kim neyi çağırıyor? Saçma saçma Ay, söylüyor. enerji falan. Aman hikaye onlar. <laughs> ne, kim neyi çağırıyor? Hmm. Peki tamam. Şimdi daldık ya. Uykuyu uyku. konuştuk. Şimdi oradan bir çıkalım çık uyandım oradan oradan bu uyandık herkesin sorduğu sorulardan mutlaka size soruyorlardır mesela ben bunu aslında merak merak ediyorum ama mesela ortun Erbaş'ın cevabını merak ettiğim için soruyorum özellikle çok sorduğum sorulardan bir tanesi değil ya bu mutsuzluk hali var ya hmm. mesela biraz önce o kadar güzel e, hayatı sadelikle... tevazu evet bu da güzel potbolik bir e, zihinsel dünyamız var bu da süper ama bu kadar insan niye mutsuz? Çünkü gerekçeler uğraşıyor çünkü. Hı. Yani mesela sana örnek vereyim. Mesela benim arabam yok. Hı. Ehliyetim de yok. Mesela ben kimseyi bırakmak zorunda değilim mesela bir yere. Hı. Çünkü kimse bana bunu beklemiyor. Ama ben arabaya bir ehliyet alayım. Bana bir diyecek ki biri küsecek bana neden? Çünkü bir onu bir bırakmıyorum diye. Hayatta böyle. Şimdi hayattan beklentileriniz çok az olursa eğer Hı. mutlu olursunuz. Bunu şöyle düşünün, çok acıktınız, değil mi? Her şey sizce acıktığınız zaman tatlı gelir mi? Olur. Ama acıkmışsın ya, o zaman hayat da böyle. Acıkmışsan hayat değerli oluyor. Onun için şöyle düşünelim şimdi. Senin her şeyin varsa, şimdi çocuklar düşün. Cep telefonu var, hmm. arabası var, anası var, babası var. Ee, özel okula gidecek bir servisi var. Her şeyi var. Peki nasıl bir senin zevk alacaksın hayatta? Her şeyin var ya doymuşsun. Hmm. Tolerans gelişmiş her şey. <laughs> Bak şimdi. Her şey craving de güzel. Craving de biliyor musun? İştah. Hmm. Craving şu demek. Her şey özleyince güzel. Mesela sen Esra her gün ben Esra'yı görüyorum. Hmm. Bunun bir anlamı yok artık benim için. Ama ben seni böyle bir 15 günde bir görürsem ben Esra Esra diye gezinirim. Tamam, o zaman çok <laughs> çok muhabbet tez ayrılık getirir. Yani varlığın sürede anlaşması. Aynen değil. öyle. O zaman özleyeceksin bazı şeyleri. İnsan özleyince güzel. Uyku ne zaman güzel biliyor musun? Yorulunca güzel. Biz diyoruz ki insanlara uyumak için ne yapmalıyım? Yorulacaksın diyorum ya. Yorulacaksın. Çünkü fizyolojik olarak bu. Nasıl yorulayım diyor. Kardeşim nasıl yorulabilir? Git dağ mı çıkacaksın? Bayrağı mı çıkacaksın? Git inşaata kum çekiyorum, Git diyorum patatesleri diyorum şey yap, e, dibini çapala. Yani bir fonksiyonellik yap. Mesela insanlar evde ne yapıyor? Oturuyor, oturuyor. Uyuyor. E uyuyamazsın tabii. Yorulman gerekiyor. Bak dünya şöyle oluşmuş durumda. Güneş çıkıyor. İnsanın beni çalışıyor. Güneş batıyor. insan uyuyor. Peki karanlık olmayınca uyunur mu? O zaman bir karanlık lazım. Aydınlık olmayınca şey yapalım, kalkıl, kalkılır mı? Mesela diyor ki susama nasıl oluyor? Terlemen lazım. Su kaybetmen lazım. E şimdi ne yapayım? Adam diyor ki hocam kaç litre su içeyim? Ben diyorum ki ne kadar istiyorsan o kadar iş. Böyle bir saçma soru olabilir mi? Ne kadar yemek yiyeyim diye soru sorulur mu? Hı. Yaten, Ama çok sor, sor, sık sorulması da gerçekten neyi gösteriyor acaba bunları? Bir sıkıntı olduğunu gösteriyor burada. Yani ben her zaman söylerim mesela bir yerde proje çok konuşuluyorsa proje yapılmıyordur derim ben. Evet. Ya mesela fazla yaşamak mı istiyoruz yoksa iyi yaşamak mı istiyoruz? Ya her ikisi de olsun yani koy yiyen kardeşim yani iyi de yaş. Hani hem kualite <laughs> hem kantiti yani. İkisi de olsa kötü mü olur? Çok güzel olur. Evet. O zaman. Ya mesela bu kaç öğün yiyeyim, yiyeyim sorusu önemli bir soru mu? Ya kardeşim şöyle bir şey var. En büyük insanı uzun yaşatan canlıları perhiz. Perhiz ne biliyorsun? Stand by almak. O zaman uyku bizi uzun yaşatır mı? Evet. Stand by. E o zaman az yemek. stand by. Bazı stand by yapacaksın. Peki egzersiz yaptık, yorulduk, insana programı, işte pay aldık. Bunu bekliyor virüs senden. Yani yorulmana dinlenmeli, yorulmana dinlenmeli. Yani hep aynı mekan, yin yang gibi bekliyor senden. Hmm. Mesela düşünsene, sen e, iş acıkmadan yiyorsun. Manyak mısın? Zaten dünya böyle. Sabahına yiyor şimdi millet. Sonra öyle acıkmıyorsun ki. Sonra diyor ki öğlen bir daha gidiyorsun yemeğe. Sonra diyorsun ki Allah Allah bir, bir acıkma yok hakikaten ama yine yiyorsun. Sonra akşam bir daha yiyip bu, bu saçmalık. Şimdi mesela ben şu anda acıkmış değilim. Neden yemek yiyeyim ben? Eve gidince belki acıkacağım. Ye işte. Yani ha, hmm. bu kadar. Aslında sordukları kısım da şey galiba hani ee, hem çok yiyip hem de zayıf kalmanın. Böyle bir saçmalık olabilir Soğur mi? Onu soruyorlar. Bence. Bunun başka bir manası olamaz. Büyük bir laf söyleyeceğim. Bütün hedoniler ve yaşanmışlıklar sizi erken öldürüyor. Çünkü timer hızlı alıyorsun. Şunu bak, sana bir kez anlatacağım. Bütün yaşlanma deneyleri kurtçuklarda yapılıyor. Elegans, C elegans diye bir kurçuk var. Bu bildiğin bir solucan gibi bir şey. 30 gün yaşıyor bu. 30 gün yaşayan bir hayvanda tabii e, yaşlanma çalışması yapmak çok kolay. Neden? E, 80 yıl yaşayan bir hayvanda yaşlanma çalışması yapılır mı? Çünkü 80 yıl takip edeceksin. Kim yapacak bunu? Yani, de bazen soruyorlar mesela, hocam 80 yıl yaşayan bir insanda uzun yaşama çalışması yapılabilir mi? Hayır. Çünkü uzun yaşarsa, 100 olursa ve sen 70'inde ölürsen kim takip edecek? Evet. Peki gelelim bizim kurtça. Mesela kurtça hiç çilek vermeden çileğin kokusunu bile verseniz yaşlanıyor. Ne demek bu? Kurtçuk. Kurtçuk neden yaşlanıyor yani? Yemedi. Hani gıda da almadı, kalori de almadı, koku bile Kokusun yetiyor. Aldı. Yaşanmışlık Almıştı. yeterli. E sen şimdi akşama kadar filmler, action filmleri net bir izle, izle, izle. Yaşlanıyorsun lan. Görüntü de yaşlandırıyor seni. O zaman sadece yaşanmışlık, yaşanmışlık değil, film de bir yaşanmışlık. O zaman sen hayatın içinde çok devir daim ediyorsan yine yaşlanıyorsun. Timer gibi düşün bunu. Ama adam ne yapıyor mesela? Huzur içinde yaşıyor. Sakin, huzurlu, uzun yaşıyor. Mesela bir adam düşün, tarlasına gidip geliyor. Oradan patatesleri topluyor, evine gelip pişiriyor onları. Ve güzel bir hayatı var. Hı hı. Öbür adam düşün. Hız arabaları, işte tatiller, oraya uçuluyor, buraya uçuluyor. İngiltere, Londra, çılgın serfiler. Günaydın. O ölü. Çünkü evet. hızlı yaşam öldürür. Ama evet. için bir evet. laf vardır ya. Hızlı yaşa hmm. genç öl, o doğrudur. Evet. Bir de bunun üzerine yeni bir şey daha eklendi ya. Hani bu hızlı yaşamın üzerine. Bir de bunu gösterme. Evet, o daha hızlı yaşam. O iyice. Yani insan bütün mahremiyetlerini gösterir mi? Bu sefer daha da hızlı yaşlanıyorsunuz. Hı. Çünkü her şeyi gösteriyorsun ve yorumlarını alıyorsun. Daha da büyük bir sıkıntı. Yani hiç susturmuyorsun her şey, hiçbir şeyi. Onun uzun yaşamın kaynağı esas ne Çok önemli bir şeye geleceğim. Mesela sahi insan, biraz önce bahsettiğiniz gibi mesela Oytun Erbaş profili benim için çok sahi bir insan. Şimdi gerçek bir insanın bu kadar mesela Instagram'da, bu kadar sosyal medya platformlarında özellikle görsel olanlar. Bu kadar var olması da aslında başka bir yapaydı. Evet. Gösteriyor. Oynuyorsunuz mi? çünkü. Ne sunacaksınız karşıdakine? Mesela bugün çay içtiniz, yarın da çay içince siz izlemezler. O zaman yarın başka bir şey içmek zorundasın. Hatta hmm. bu kafa dökmek zorundasın artık yani. Çünkü izlenmek için bir şey yapmak zorundasın. Bu da çok yorucu bir şey. Onun için bir süre sonra plastik kişilik ortaya çıkıyor. Yani senin sen olmadığın, sadece başkalarının seni izlediği bir kişilik. Onun için sosyal medya karakterleri kendi kişilikleri değil, plastik kişilikler haline dönüştürüyor... Topluma bir insan. Topluma bir insan. Ne seviyorsa onu yapan. Yani ya bir nevi ne eğlendiriyorsunuz. Yani bir film figürü, tiyatro figürü oluyorsunuz. Yani ya da bir dizi figürü oluyorsunuz. Hmm. Yani plastik bir figür. Yani kukla gibi, Pinokyo gibi oluyorsunuz. Ne istiyorsa onu veren insan oluyorsunuz. Hmm. Kendi ben bazen bana soruyorlar. Hocam bende hangi kişilik bozukluğu var diye ya senin kişiliğin yok ki bozukluğu olsun diyorum yani. <laughs> ya bu benim çok yaptığım bir espri. Neden diyor? <laughs> o bir kişilik yok. Sen kim ne istersen o kişiliksin diyorum. <laughs> yani bir ana bir kişilik yok. <laughs> Ve bu çok büyük bir sıkıntı. Kişiliğinin olmaması. İlk üç şey kişiliğinin olması için. Bir. Beyninde kendini insan olarak kabul etmen. <laughs> yani artlarla eksilerle. Yani bir şey Mesela oytun ne? Mesela ben kendimi yazarım mesela. Artlarım var benim. Eksilerim de var. Bunu kabul edebiliyor musun sen? İki, ailendekileri kabul edebiliyor musun? Mesela ailende çok sıkıntılar var, travmalarım var. Bunları kabul edebiliyor musun? Ki travma insanı büyütür. Öldürmeyen güçlendirir. Mesela hep ben bunu duyuyorum. Mesela ben küçükken arabesk oynamayan insanlar. Ya oldu. İnsanın babası ölebilir, ana ölebilir. Büyük başına deprem ya da felaketler, yangınlar gelebilir. Evet, bunları kabul etme. mesela şunu söyleme. Biz küçükken şunları şunları yaşadık. Ama hı hı. bu, bu esasında güzel gibi bir şey değil ama bunlarla yaşamayı öğrendik. Yani bir travma değil olmasın. Diyorsun. Evet. O zaman bir adamın, bir bir insan o zaman ailesindeki travmaları ya da ailesini eleştirebilir ama onları kötü yönde değil, iyi ki oldu. Mesela hı hı. ben. Bana diyor ki ben ödemişte büyüdüm. Bir sürü başıma sıkıntılar geldi. İyi ki de oldu demek. Hmm. Bunlarla hani övünmek değil ama yani bunlar benim bir hayat kaderin parçalarıydı demek. Biz adım. Benim adım Oytun mesela. Yani bana Orçun diyorlar, Orkun diyorlar, Hortum diye var bana. Şimdi ben eğer bununla barışık olmazsam ne yapacağım ben şimdi? Evet. Şimdi anladın mı? Ve yapılan çalışmalarda insan adının kişiliğini de değiştirdiği görülmüştür gen ekspresyonunu. Benim adım Oytun değildi başka bir şey olsaydı bu çocuk olmayacaktı. Anladın mı? Bu da bir kaderdi. Yani bu da bu at konmuş bana. Aslında o yazılımla doğru. Küçükken yazılımda. utanıyordum ben. Ya biri bana Allah'ım adımı sormasın diye. Neden? E Her gece Ahmet Mehmet Ali Veli bizinkini Oytun Diyecek ki ikinci soru. Ne anlama geliyor? Bilmiyorum ulan bilmiyorum. Bilmiyorum işte. Ben de Allah'ım ne anlama geliyor diye bakardım falan. Ya ne diyeceğim ben bu insanlara? Mesela benim adımın karşısında şey diyordu. Güzel yer demek. Hı. Şimdi düşünün güzel yer. Adam diyor dağ tamam. Bak vallahi bilmiyorum. Ova mı? <laughs> Yayla mı? Ya, güzel bir yer işte yani. şimdi Ne diyeyim o, ben bu işe? güzel buna? yer de güzel bir isim. Tamam güzel da yer. çocuksun çocuk. Hı. Çocuksun şimdi düşün. 6 yaşındasın 7 yaşındasın. Güzel yer. Nasıl bir yer bu? Bilmiyorum, yemin ederim bilmiyorum. Ve bu benim için çok bir sıkıntı. Değil, biliyorsun anam anam at bize geliyor. Şimdi biz de ne? <laughs> Ama şu anda ya, seviyoruz isimimizi değil mi? E, evet. Çünkü oytun. Artık oytunluğu... barıştım onun. O travma beni barıştırdı. Peki Hı. o travma beni her şeyle barıştırdı o zaman benim için sıkıntılı bir şey yok artık yani. Şimdi ben geçmişe döndüğümde o gün çok kötüydü. Şimdi çok bir anlamı yok artık benim için. Ama şöyle şimdi oytun her O zaman üç şey söyleyeceğiz. Demek ki kendine barışık olmak lazım bu sana özgüveni getiriyor İkincisi eğitim alman lazım hani bir şekilde mesela ben insan oluşta 3 şey olduğunu düşünüyorum özgüven geçmiş hayatıyla barışık olmak Hı -hı. ondan sonra iyi eğitim almak bir de ailesiyle de kurduğu koordinasyonu çok iyi götürmek ailenle utanmayacaksın Hı -hı. en büyük hıyarlık bu çok konu. Aile, aile şimdi mesela baban çok kötü bir adam olabilir annen çok kötü bir adam insan olabilir daha bir sıkıntı var ...sen onlar sayesinde buradasın. Hı. Onun için ailesiyle övünmeyen insanlar çok sorunlu insanlardır. Hı. Ya da anneannesiyle. Çünkü onların genini taşıyorsun. Ben nasıl oytun oldum? Anneanne, babaannemin geniyle oldum. Ailesinden nasıl utanıyor insanlar? Utanıyor insanlar. Var mı? Bir, bir sınıf olarak mı utanıyor yoksa böyle Sınıf olarak utanıyor. Yani diyor ki işte o öyleydi, bu böyleydi. Hı. Onu şey yapmak istemiyor yani annesini, babasını. Bir insan anne, baba ve ailesiyle vardır... Ama, e benim gördüğüm sizde herhalde ailede çok güzel bir şey olmuş. E, birliktelik olmuş. Yok, çok o... da şey yani. yani. çok da öyle şey değiliz. Ama onlara ama, karşı ama şeyim dışlanmamış var. Dışlanmamış bir oydu her baş görüyoruz. Ya dışı, dışlanmamış. Ki, dışlansa ne olurdu peki? Dışlansa Diyelim olurdu. ki dışlandım ben. Yani şöyle ailede mesela tam taltif görmedik Nasıl? <laughs> Tatlı. Ne demek? Yani bir, bir e, övgü. Ha görmedim doğru. görmedi Ama örselenmedi de. Örselendim. Oo çok fenağım. Yani burada devam edelim mi burada? Ya devam ne olacak yani? Ha. Bir şey değil ki bu. Ayıp değil ki bu. Hı. Ne ya bu hiç, bir şey değil ki yani. Hı. Benim için şöyle bir şey vardı ailede. Yapçan tabi vardı. Hı. Ha, Allah sana bir akıl fikir vermiş. Başarılı yapçan tabi bizi kimse övmedi. Biz her zaman böyle büyüdük yani. Anam ben 9 alırdım. ve da 10 almadın derdi. İşte bu... Bunu anlayamıyorum. Bu tamam, oldu oldu. tamam oldu diye. Bunlar oldu. Oldu tamam bitti. bitti. Sonuç bu bitti. Anadolu'da bir laf var. Bir şey olduysa iyi olmuş derler. <laughs> Çok iyi. Olan da hayır vardır derler. Evet, o zaman ya. ne tartışıyoruz? Her hayırda Süper. bir şer. Her şerde bir hayır vardır derler. Çok güzel. Bitti. Anadolu irfanında <laughs> yerleşmiş içimizi. Oo, harika. evet. Harika. Allah akıl vermiş. Üstüne Anadolu irfanı gelmiş. Bitti. Onda da Oytun'a başladı. Süper. Evet çok güzel gidiyor burada güzel de mesajlar geliyor. Bu arada Oytun Erbaşı da çok seviliyor ha. Vallahi evet. Haterlar şey. da var. Beyaz de var bende. Hiç öyle bir şey. Var yok. var. Ben görmedim. Ya olacak tabii Vallahi. ki canım. de olmasın? Yani öyle. Tabii. Bir şey. Linç bağışıklığımız sağlam mı hocam? Çok. Ha iyi güzel söylüyorsun. reçete yazıyorum da. Sizin tabii öyle bir şey özeliniz var mı? Sürekli reçete yazıyorum. Ben herkese reçete işte yazarım. Hı. Mesela gelirken bugün dört tane yazdım. Gerçekten. Vallahi billahi. <laughs> Nasıl yazıyor? Hemen cırt. Hmm. Mesela şimdi esansiyel tremor. Cırt yazarım ben. Şu hmm. Çünkü el titriyor ya hemen cırt 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 tık. Neleri yazıyorum ben? Dürüm yiyorum dürüm kağıdına <laughs> bak buralara bak bu. Bak bak hemen yazarım bak. Hemen buraya. Hemen cırt. <laughs> Gerçekten. Vallahi billahi ama. ama. bu da şey galiba mesela yaşlılar geliyordur size. Tabii tabii. Evladım benim işte şu Ya ben geçen markete gittim. teyze şey böyle sıyırıyor böyle. Hı. Ne yapıyorsun teyze dedim. Dizimi göstereceğim dedi. Dizim şiş evladım be. Ama bu çok önemli bir şey. Yani bu yani benim için çok değerli. İşte bu bunun adı merhamet ya. Merhamet. Ben mesela herkese bakı veriyorum biliyor musun? Mesela adam yok, ağzıma diş yok, diş yaptırı veriyorum. Ben de şu var. Ameliyat etti veriyorum. Allah razı olsun. Neden çünkü biliyor musun? Niye çünkü azaldı peki bu e, şeyler insanlar. Gerçekten bak. Neden azaldı sence biliyor musun? Şey. Çünkü ters evrim diyorum ben buna yani hani neden ters evrim var çünkü insanlar niye unuttu biliyor musun insanlar artık şey düşünüyor hani ben hayatımı kurtarayım yani ben kendimi kurtarayım ne olursa olsun öyle değil öyle değil şöyle küçük bir ara nereye gidiyorsun aradan sonra ha. profesör doktor Oytun Erbaşla bu mükemmel neden insanlar insanlığı kaybetti ile devam edeceğiz evet. hadi bakalım Sorular programı devam ediyor. Profesör Doktor Oytun Erbaş hocayla hocamız. Herkes hocam diyor hocam size. Ya hoca diyor hoca. da ben pek yani. O güzel bir şey. Hoca diyorlar yani hoca biz de alıştık yani. Güzel <laughs> camları sildik bu arada. Çok iyi. Şimdi nerede kalmıştık? Neden insanlar insanlığını kaybetti? Sorusu önemli soru. Evet. Bir kere insanların insan şimdi insani en büyük fonksiyonumuz empati. Yani 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 ona demeyeyim de duygular yani insanların e, fonksiyonu duygular. Şimdi mesela ben bir yere gittiğim zaman hı hı. mesela bir selam veriyorum insanlara. Güzel. Yani nasıl? Çünkü insanların en büyük özelliği iletişimde sözlü iletişim değil. Hı hı. E, bedensel iletişim. Yani ellerinizle bir şey yapmanız lazım. Mesela şöyle merhaba olmaz şimdi değil mi? Kapalı bir şey izliyorsun. Yani nasıl böyle Duygu bir ses tonuyla merhaba da olmaz. Ya merhaba. Yani bir, bir, orada bir sintaks lazım. Bir içerisinde yani bir şefkat vermeniz lazım. Şimdi insanlar bunu neden kaybetti? Bir. Şimdi insanlar yapay kişiliklere büründü. Şimdi çocukları kim büyütüyor sence? Ana babaları mı cep telefonu mu? Cep telefonu. cep telefonu. Çünkü anne babayla büyüdüğün zaman bir göz temas kurmanız gerekiyor değil mi? Hmm. Hmm. Yani bu nonverbal <laughs> dediğimiz sözsüz iletişimden senin bir gözüne bakmak. Böyle de bakılmaz anam bu. Değil yani Bir baktık bitti. Ondan sonra başka yere bakmanız ya da işte şudur budur. Bir e, muhabbeti sürdürebilmeniz gerekiyor. Şimdi ben bir yere gidiyorum mesela. Hı. Şimdi bu çocukların çoğu, ana babası büyütmediği için, cep telefonu büyüttüğü için, çocuk biriyle sözel ya da sözel olmaya iletişim kurmamış. Hı. Mesela bir ortama gittiniz. Hı. Ne demeniz lazım? Aa merhaba, nasılsınız? Bu neden soruyorsunuz? Yani seni dikkate alıyorum ben. Anlarsan, Esra nasılsın? Kendi adıyla bunu söylersen. Ulan ben bazen şeye gidiyorum, Ne bir muhallebiciye. Çocuğun üstüne yazıyor burada adı. Ne yazıyor mesela? Berk. Ahmet. Ahmet diyor bir baksana diyorum ya. Yani. Ben sen diyorum ya bize bir diyorum bir şey menü götürsün ya. Yani. Peki sen ne tavsiye sen bunu ne yerdin diyorum. Çocuk diyor, <laughs> diyor ki beni gayri alıyor biri diyor ya. Çocuk seviniyor ya seviniyor. Beni bir gayle aldı diye. Hı -hı. Çünkü sana oturuyor ve şunu diyor. Ben buraya para veriyorum bakacaklar bana. Bu esasında narsizm virüsü bütün topluma sirayet etti. Neden etti biliyor musun bu narsizm? Çünkü Hı -hı cep telefonu denen aletten şunu yapıyorsunuz bir. Devamlı kendinizi çekebilirsiniz. Ve çektikçe çekesiniz geliyor. Şimdi sana Hı. bir şey söyleyeyim. Günde sen kaç defa aynaya bakıyordun normalde? Bir, normalde. iki, sabah çıkarken belki bakarsın. Hı. Ben en fazla bir defa şeyde bakıyorum bazen asansöre çıkarken. <laughs> Şimdi millet bunu açıyor bunu. Devamlı böyle. Devamlı çekiyor kendini. Bir de filtreler var. Filtrelerden O sonra Hı. o yalancı kişiye kendi inanıyor. Yavrum <laughs> o filtre o. Filtre sen değilsin o. Mesela şu anda Instagram'da gördüğünüzde, sosyal medyada gördüğünüz herkes yalban. Çünkü herkesin derisinde gözenek var ama orada yok. Hmm. Herkesin derisinde yağ var, o yok orada. Çünkü herkese bakıyorsun, herkes böyle şey gibi böyle, şimdi onun adı bir pi peri masalından çıkmış gibi. Her hmm. Herkes böyle bir nur içinde. Ya öyle bir insan yok, öyle bir insan yok, vallahi yok. Bir de kendinden nurlu so insanlar. Aa, evet, ona o ikinci konu bak oraya yazıyor. Kendinden evet. nurlu yazıyor. Şimdi insana Kendin... bu fotoğrafı çeke 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 <laughs> beyinde ne algısı oluşuyor biliyor musun? Sen kendi şeye bakıyorsun ya, Hı. E, kendi Instagram'daki profiline. O adamı kendi kabul ediyor beyin ve çok ilginç kendi avatarını yaratıyor beyin. Ha, önemli. Anladınız mı? Evet. Kendi avatarını nur içinde. Filtreler içinde bir insan. Sonra aynaya bakıyor. O insan o insan değil. Son aynaya bakmayı bırakıyor. Sonra hmm. neyi bırakmaya başlıyor? Bir dakika. Ger gerçeği söyleyen her aygıtı bırakıyor. TikTok'ta da üstüne bir müzik koyuyor bilmem ne koyuyor. O da başka bir insan artık. Bu sefer hmm. sen dışarıdan gelen şeylere şöyle bir şey. Adam diyor ki ya diyor senin burnun şöyle ya da cildin şöyle. Adam diyor ki yok öyle bir şey yok diyor. Ya öyle kardeşim bu sefer insan gerçekleri duyamıyor artık. Çünkü yapay bir kişilik var. Orada yapay bir kişilik var. Mesela sen çok kötüsün. Şunu yapıyorsun. O da avatar. Yani gerçek olmayan bir karakter var orada esasında. Fısıltı sahte ol fısıltı. Evet. Ya yani bir süre sonra da kendi inanıyor. Zaten biz öyle deriz. Bir insan yalanlarını bir süre sonra kendi inandır. Aslında sizirafikleştirmiş. Şey mitomanik mi? sanrı deniyor buna. Bir süre sonra önce yalan söylersin. Sonra ha. kişiliğe kendi inanırsın Sonra diyor ki adam sen şu hayır değilim diyor. Çünkü yalanlar var artık. İşte bir süre sonra da bu yalanlara kendini anıyorsun ve yapay bir kişilik senin gerçek kişinin oluyor. Bu sefer de sen şöyle oluyorsun. Kendi kişiliğini korumaya çalışan, yalanları örtmeye çalışan bir kişilik haline dönüşüyorsun. Çünkü yalanlarla buna gelmişsin. Yüzün filtreli. Oradaki hayat filtreli. Hepsi filtreli. Ne yok? Gerçekler yok. İşte bu gerçeklerin olması. Peki bu sefer sen başka bir ilişkiye geçer misin? Hayır neden? Yalan ortaya çıkıverecek diye. Hmm. Aslında her insan kendi mağarasını yaratıyor. Kesinlikle. Hatta bir laf vardır. Dijital mağarası. En büyük e, uyanıklık dürüstlüktür derler Anadolu'da. Hmm. Çünkü dürüst olursun biter. Ha, ama buna artık insana dürüst değil. Çünkü dürüst olmak için bir CV gerekir. Başarılar gerekir. Şimdi oytuna oytun, oytun yapan ne? Ders çalışmış çocuk. Söyleyeyim çok basit ders çalışmış. Ders çalışmış, ağlamış. Anlamamış bazen. Anlamamış. Ben disleklikdim. Ben ikinci sınıfta ilkokula gittim. Okumayı unutmuşum ya. O da öğretmen oku bakayım dedi. Ben, ben yok okuma yok. Anam bana okumayı öğretti. Ben üçe gittim bir daha okumayı unuttum. Zorluklar geçti hayatım. Hı. Anatomi dersi bir sürü kemik ezberleyeceğim diye ağladım. Ağladım yemin ederim ben çok ağladım. E ağladım. Ne yapayım? Peki okumaya devam ettim mi ettim. Çok çalıştım. Bu sefer şöyle yapmaya çalıştım. Zor öğreniyordum. Üçüncü sınıfı ikinci sınıfta çalışıp gittim. Ama sonra bir şey fark ettim. Oo. İkinci, üçüncüden çalıştım. Bir de üçüncüde çalıştım. Bu çift tekrar oluyor. O zaman her şeyi yuttum. Hmm. Her şeyi ezberledim. Bir de Orada başladı ezber. Tabii, Tabii ki ezber. Küçükkenden beri vardı. Hafıza vardı. Hmm. Hafızlamayı çok da... Ya ben matematik sorularını bile ezberledim. Matematik, matematik iyi değildi benim. Hmm. Soruları ezberledim. Sınavı geçtim. Ezberledim ne yapayım? Ben bir hafızım. İyi bir ezberleyeceğim. Öyle mi? Evet. Her şeyi ezberlerim ben. Hafız derken? Ya, hafız kafası var Hı. bende. Yani bende, Ben de her şeyi, ben gereksiz gerekli her şeyi çöpleri ezberlerim ben mesela. Yani burada ne yazıyor, orada ne yazıyor. hafta sorular varmış, orada nokta var. Burada bak 0656, 6 yazıyor orada. Her şeyi ezberlerim ben. Hı. Bu. O zaman bu ezber gücünü kullan. O zaman çalışma, emek sarf etme. Burada en önemli laf emek. Benim en önemli şey bir insanda. Emek vermiş mi? Bak evet. tanışmalarımda adama soruyorum. Emek vermiş mi? vermişse benim için dünyanın en büyük adamı. Hı. Emek vermemişse o an siliyorum onu orada. Hı hı. Emek insanı insan yapan değerdir. Bir de sonra bir şey daha bakıyorum. Ürettikleri. Biz son sonuca bakalım. Şimdi geri geri gelelim. Şimdi insanlar artık sanal bir kişiliği var mı sosyal medyada? Avatarı ha. var mı? Var. Ben, o zaman şunu diyor. Abi ben harika görünüyorum. Mükemmelim. E bir de bir sürü şey var. Ee, ne onun adı? Laflar, küfler. Sen şimdi sanal bir kişilik yaratabilir mi bir insan? Yani hiç okumadı okullara gitmedi. Mesela ben bazen bakıyorum mesela yazıyor orada. MBA, BTC, AK, AKC. Ne bunlar? Saçmalık bunlar. Bir, ya hiçbir başarı yok normalde. Harvard mezunu. Harvard'a 15 günlük kursa Harvard mezunu. Hmm. Lan sen geri zekalısın. O kendi hmm. inanmış. Mesela diyor ki Harvard'dayken kaç gün? 15 gün. Yapay bir kişilik. Zaten Başarı sessizdir. Başarısızlık açıklama gerektirir. Gürültülüdür. Gürültü Süper. varsa gürültü eziklik vardır orada. Şimdi hmm. bakıyorsun. Sence çok alışveriş eden bir ezik? Bir tane tişört olan mı? Bir çok alışveriş eden bir ezik hmm. doymuyor çünkü. Yani beyni doymuyor. Hmm. Neden? Ama işte çünkü, o... hmm. çünkü hmm. içinde bir boşluk var. Bazen ben adama diyorum. Adam diyor ki benim burnum daha güzel olmalı. Senin diyor sorun burnunda değil ki beynin. Aa <laughs> Beyni müdahale edilebilir olsaydı mesela dışarıdan. Tabii estetikli. edilebilirdi yani. Hangi taraf böyle çok fazla işlem gerektirir? Şurada. orta Ortası. Korteks Hayır oluyor. şu ortası. ortası. Beynin haz devreleri. Yani Beyni da... bir karpuz gibi düşünün. Ortasında haz devreleri var o çekirdek hmm. kısmında. Mesela şöyle bir kateter taksak, oraya uyarsak siz şöyle olursunuz. Oh çok güzel bir duygu. Oh. Pek çalışmak istemiyorsun. Hayır. Yemek? Hayır. Neden? Hmm. Doydun artık. Uyarıldı. Hmm. Hmm. Oytun Selfie paylaşmak ister misin? Yok gereksiz. Ben böyle. Uyar şu elektrik oldu. Şu burada katiler var bak. Uyarılan bir oytun. Ben şimdi butona basıyorum. Oh çok iyi çok iyi. Çay. O zaman yemek ihtiyacı nasıl oluyor bak direkt. O zaman bunların hepsine esasında beynin o haz bölgeleri crave yaratıyor hep. Ne? Açlık. Açlık. İşte sosyal açlık, tişört açlığı, çay açlığı, yemek açlığı anladınız mı? Para açlığı. Hmm. Ama bunlara bastı mı butona elektrik de bitiyor hepsi. O zaman bu ne demek bu? zaman şunu söyleyebiliriz. Bütün bağımlılıklar bağımlılık eşittir. Açlık, açlık bağımlılık o da işte addiction. Ona bakarsan bütün eziklikler de addiction'dır. Yani bakıyorsunuz ya şunu söylemek istiyorum. Eğer tatmin değilsiniz, tatminsizseniz bu sizin beyninizdeki bir şey sorun esasında. Ee, ne diyelim ona? Merkezlerdeki doyma sorunu. Normalde siz şöyle yapmanız lazım. Bunu içtim, doydum. Hı. Ama sen 100 bardak bunu içiyorsan sistem doymuyor demek. Anladınız mı? Hı. O zaman doyumsuzluk ne demek? Doyumsuzluk bir beyin hastalığı demek. Bu hem genetik özellikler bunu getiriyor, hem de çevresi özellikler size buna katkıda bulunuyor. Doyumsuzluk. Hı. Çok enteresan. Aslında program başından beri bahsettiğimiz şeyler. Mesela Oytun e, Erbaş'ın, e, Profesör Prof 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 Doktor Oytun Geçelim. Erbaş'ın geçelim tamam. Ee, sizin sözlüğünüz var. Mesela o sözlük benim okuduğum bir sözlük. Gerçek bir şeyden bahsetmiyorum. Yani konuşmalarınızdan Hı. falan. Sizin terminolojiden bahsediyorum. Orada hep aslında bütün yollarımız, bütün su kanallarımız, o bendinden taştığımız nokta aslında bir Anadolu. O irfan evet. meselesi. Evet. Bravo. Hı. Şimdi bak bugün ben bir gazeteci dinledim. Diyor ki şu diyor bu ülkede böyle olmasına rağmen Türkiye'de olay öyle değil. Yani mesela bir şey söyleyelim mesela. Örneğin Amerika'da çok kahve içilmesine rağmen hı hı. çarpıntı gözükmüyor. Bu tamamen faraz attım şu anda. Hı, Amerika'da. Ama bu Amerika'da böyle. Bunu sen Türkiye'ye nasıl uygularsın lan? Burası farklı bir coğrafya, farklı bir kültür burası. Hani var ya öyle bir e, caps. Farklı kültürler ya, farklı. Burası farklı babam, farklı anam burası. Şimdi adam şöyle düşünüyor. İşte orada şöyle burada neden böyle? İnsanı küçümseyen bir yapı. Yani şöyle demek istiyor. Orada bu var ama aynı şey burada olmuyor. Neden küçümsüyorsun sen kendi insanı? Bu yıllardan beri kendi insanı küçümseyen sahte bir gazeteci sınıfı. Fa sahte bir bilim adamı sınıfı. Fa sahte bir aydın sınıfı var Türkiye'de. Bu zaten bizim gibi ülkelerde i̇şte yaratılıyor. İşte o loş aydın oluyor. Sahte. Loş. Heh, loş aydın bravo. <laughs> Şimdi mesela bakıyorsun mesela adam şu hemen şu abi biz bu böyle bizim ülkede. Hı. E, evet. Çünkü biz farklıyız. Bizim genetik yapımız farklı. Biz bir yandan göçeriz. Biz biliyorsun aslında göç etmişiz. Tem. Bir kere biz kıpırdak insanlarız. Hatta kıpırdak olmasa göçemeyiz ki. Hmm. Kıpırdak olmadan göçünür bana. <laughs> ya kurban bayramı tatil oluyor. Doğudakine batıya göçüyor, batıdakine doğuya göçüyor. Herkes trafik. İstanbul nasıl? Asya Avrupa'ya göçüyor. Her gün ama bu Avrupa Asya'ya göçüyor. Ya dursanız da kendi yerinizde. Hayır göçer geni var çünkü. Bizim ülke göçer. Tamam. Çocuklara bakıyorsun kıpırdak. Mesela Alman çocuğuna bakıyorsun anasının yanında duruyor orada. Bizinkini 10 dakika yemin ederim daha çıkar. Adaya gider. Sen dikkat etme mesela AVM'de 10 dakika çocuğa bakma bak. Yemin ederim 15 kilometre uzak, uzaklaşılmaz. Yürüyerek uzaklaşılamaz. Korkunç. Korkunç. Çünkü çocuğun içinde göçer gene var. Bence Türkiye'de kimse herkese hiperaktif tanısı konabilir mi Türkiye'de? Hmm. Ben mesela bacağımı sallıyorum. Çayı karıştırıyoruz biz devamlı. Bir elimizde bir şey vardır bizim devamlı. Sen hmm. hiç anahtarla kulağını karıştıran insan gördün mü yurt dışında? Yurt dışında görmedim ama. Göremezsin. Bizde olur çünkü biz pragmatiz. Biz mesela ameliyatlar da öyle oluyor mesela. Bu uymuyor. Abi diyoruz şunu şurasını azıcık inceltelim oraya biz onu yerleştiririz. Bu ülke böyle. Ama yurt dışında nasıl? Her şey kural, kaide, kalite, kural, kaide. Burada olamaz o. Biz nasıl insanlarız? da pragmatik insan Mesela neden Nasrettin Hoca var? Adam şak şak lafı yapıştırıyor. Değil mi? Adam stand upçı gibi. Nasıl adam bu? Çok iyi bu adam. İşte şunu söylemek istiyorum. İşte bizim, <laughs> eğer biz gelişmek istiyorsak, bu ülkeyi geliştirecek insanlar Anadolu çocukları olacak. Yani Anadolu'nun örf adetiyle büyümüş. Hı -hı. Oradan o irfanı almış Üstüne de okumuş bilim yapmış Öyle bir yere gelinebilir Ben her zaman şu örneği veriyorum Şimdi ben sıçanların altını temizliyorum Hı -hı. Dışkı lan bu dışkı Allah'ın E Ben eskiden ineğin zaten dışkısını temizliyordum Şimdi bana daha kolay geliyor Hı -hı. Ama şimdi Ya yani bu farelerin mi? Evet, fare dış, dışkılıyor fare. Hı -hı, İçine tamam. talaş koyuyorsun dışkılıyor. Onu deneyde, onları... deneyde kullanacağımız fare diyor. Tabii mi? deneyde kullanacağımız fare. Ben ona altlarını temizliyorum suyunu veriyorum. Hı -hı. Şimdi öbürsü geliyor hemen diyor ki eldivensiz ellemem. <laughs> ya kardeşim ne eldiven? Biz zaten eldivensiz her şey girişmişiz. Anladın mı? Biz bizim böyle bir şeyimiz var. Şimdi bu sefer bana diyor ki Oytun Hoca diyor eldivenle ellemiyor. Ya ben <laughs> ama bu zaten bunu ellemişim ben bunu zaten. Biz kurbanı eldivenle mi yaptık? Biz kurban bayramında kurban kurbanı eldivenle mi kestik? Biz ne yaptık? kestik soyduk bizim nasıl da biliyoruz kurban bayramı bir şey gibi gibiydi bizim, ayin gibiydi Hı. bir yanda et bekleniyor bir yanda orada bir piş çekmiyor babaannem orada bir telaşın içinde <laughs> kan akacak. bir heyecan iki böbrek iki garaciğer göreceğiz onun heyecanı bir merak biz mesela ben hayvanlar doğururken biz başındaydık mesela. ama biz şey de... diyorlar çocuklar görmesin Üf. Falan. görecek ya biz hayvan doğururken başa toplanıyorduk ee doğuyor diye ama niye öğrendik orada? Plasentia öğrendik, hayvan nasıl doğuyor öğrendik. Her şeyi biliyorduk. Şimdi çocuklar ne yapıyor biliyor musun? Mesela şehir çocukları. Çocuk servise biniyor. Böyle camdan yapışıyor. Böyle gidiyor çocuk. Camdan dünya. Sonra cep telefonuyla. Onun için bir gerçeklik yok. almış bir şey ya. İşte o zaman bu çocuk işte gelecekte gerçek bir bilim adamı olamaz. Şimdi çocuklar şöyle düşünüyor bilim adamı olmayı. Bunda bunu karıştırdım tüpleri. Buldum. Böyle bir şey yok. <laughs> böyle bir şey yok. Böyle bir şey bilim adamı hani okulda musun? deneyi yaptık. Ya bu böyle bir salaklık olabilir mi ya? Bak. Bir başarının içine ne var biliyor musun? Ter var. Kan var. Koku var. Her türlü iğrençlik var. Başarısızlık var. Küçük görülme var. Eleştirilmek var. Bunlar varsa başarı oluyor. Yoksa başarı yok. Yapma. Çocuklar mesela yanıma geliyor. Biz diyor ha, bilim yapacağız. Hadi yapın diyorum. Alın bakalım sıçanları al. Huşşt. Hadi bakalım başlayın bakalım. E hocam, e hocam hadi bismillah. Bilim öyle oluyor. Hmm. Anladınız mı? Sen bu koltuğa nasıl geldin biliyor musun? Acılarla, <laughs> evet. gözyaşlarıyla, evet. başarısızlıklarla, <laughs> küçük görülmelerle. Çok. Bir gün Sen şimdi öyle oturuyorsun burada. Al. Şimdi anladın mı? İşte bu Anadolu çocukları bunların içinden geçtiği için Mesela zaten. Mesela şöyle bir şey vardı e, değerli Uytun Erbaş dostumuz güzel insan. Mesela önceden elmayı e, çürük tarafı ya da kurtlu tarafı özür dilerim kurtlu tarafı mesela kesip yiyorduk, değil mi? Evet. Mesela. Mesela şimdi ne insanlar mi? da öyle bir şey. Mesela Hı. şöyle mesela kurtlu tarafını e, oyup çıkartıp onunla devam mı etmeliyiz? Çünkü öbür türlü tamamıyla bir çöp dağında oluşan bir insan daha görüyoruz. Hı. Dolayısıyla mesela bu bile mesela insanlar arasında bir eziklik olarak görülüyor ya. Yani insan kazanma biçimi. Hı. insan İnsan ee, ya da kötülüğe karşı iyiliğin kazanıyor olmasını ama bu bir şekilde birbirimizi aşağılayarak, örseleyerek, inciterek, rencide ederek yapıyoruz. Dolayısıyla mesela ben hep o elma örneğini veriyorum kendime. Ya o elmayın çürük tarafını atarak yolumuza devam etme şeyi bizde biz bilmiyorum bilmiyorum Anadolu'da falan dediğimiz için biz de hep vardı. Bizim olan tarafıyla hep vardı. Ama şu anda çok acımasız birbirimize karşı. Bir örnek verdiğiniz için söylüyorum mesela. Buraya gelene kadar mesela linç bağışıklığı çok sağlam bir kardeşiniz oldu. Ya çalıyı dolaş derler. Ha, çalıyı dolaş. Ha. Şimdi adam gelmiş orada. Şimdi ben onu ne ikna edeceğim orada? Hı. Adam benim sevmiyor beni. Nefret, diksiniyor. Tamam teşekkür ederim. Mehmet abi seviyor, seviyorum seni. Bitti. Yani, mesela niye? Mesela Oytun Erbaşı mesela sevinmeme sebepleri... Ya sevmeyebilir ya. Yani, sevmeyebilir. Ee? Bir dakika sevmeyebilir. Mesela tepkisel olarak bunu mesela düşündük mü? Düşün, düşünüyor muyuz? Düşünmeli miyiz? Ne oluyor kardeşim sıkıntı nedir falan deme soru hakkımız var mı? Hayır. Varsa? Ya tiksiniyorsan tiksin. Diğer yapayım. soruya geçeyim. Ya yani şunu söylemek istiyorum yani. O adamı ben ikna etmek zorunda değilim Hı? O adamı ikna etmek zorunda değilim ben. Değiliz. Eee? Tamam. Sen de de ikna ediyor. Başmıyorum. Çalıyı dolaş. Hiç bir şey yapmadım. Senin dinin sana... ...benim dinim bana. Halde, evet. e o halde... ...ekim dini kümül yedin. Aynen öyle. Hı. Şimdi... <laughs> ...bir dedik ki programın birinci kısmı... ...çok güzeldi. Orada dedik ki mesela... ...sürekli Oytun Erbaş reçete yazıyor. Hı. Aslında bu... ...kendi kalbi CV'sini de... ...oraya bırakıyor. Niye? Biz buna ne diyoruz? Merhamet diyoruz. Evet. Yardım ediyorum. Benim bir bilgim var. <laughs> bu bilgimi paylaşıyorum ben. Elimden geldiği kadar. Çünkü... E ben bunu biliyorum zaten. Mesela şu çay yapmayı biliyorsun ve şöyle diyorsun. Ben çay yapmam. Geri zeka mısın sen? Yapıver işte. Birileri hmm. iç. mesela ben kuru fasulye yapmayı biliyorsan kuru fasulye yaparım insanlara. Yani yesinler işler. İşte ben de şurada. Mesela aslında e, Hoca hiç tanımadığı insanların doğasını da alıyor. Şimdi doğa faktörüne de Ya o adam benim gibi adam ya. <laughs> Mehmet amca benim gibi yani. O da benim gibi. O aynı aynı hücreleri, aynı DNA'yı paylaşıyoruz. Hı. Aynı. Benim tek farkım var. Ben ezberleyebildiğim için bunları öğrenmişim ilaçları. Bu. O amcada başka bir şey var. O da gidiyor hı hı. sıva yapıyor falan. Yani biz aynı şey yapıyoruz. Bakın tekrar söylüyorum. Benim manav bir farkım yok. Ya da yok. inşaat ustasıyla bir farkımız yok bizim. Sorun orada. Hı hı. Mesela ben şimdi taksiye biniyorum. Mesela taksicinin abim ne iş yapıyorsa işte şunu yapıyor bu kaynatıyoruz onunla yani. Adam diyor ki sen ne iş yapıyorsun profesör olamazsın diyor ya kardeşim diyor profesörüm diyor Tıp prof hayır diyor bunda bir iş var diyor sen böyle olamazsın diyor bana hı hı. İnanmıyor. neden sence çünkü şey bekliyor bende hani böyle kibir, kibir. İşte buna geleceğim evet. bir de bekle mesela şikayet ettiğimiz kibir bir de aslında kibirli olmadığında önemsemediğimiz insan profili var ya böyle ben şey. bazen mütevazı davranıyorum bir diyor ki hocam çok mütevazılıkla biraz narsizm değil mi? Hı. Ya ona bakarsan böyle bir şey mi diyeyim? Mesela çok açık çayda normalde koyuluğu ifade eder. Ya böyle geri zekalı mısınız siz ya? Böyle gerçekten hasta hasta laflar geliyor insanlarda. Ya sonuç? Evet. Sonuç? Sonuç ne? Bir insan zaten bir şeye benziyorsa, insansa zaten Hı. insan gibi davranışlar sergiliyor. Hı. Ben şimdi nasıl olayım şimdi düşün. Yani mütevazilik diyor. Şimdi biliyorsan biliyorsun ha. Mesela ben öyle diyorum. Ya. Biliyorsan biliyorsun ya yani. bu bize ne? Hı. Ben ne bekliyorum mesela senden mesela? Atıyorum mesela sen annesin değil mi? Anne çocuk ne bekliyor senden? Ay An analık bekliyor değil mi? Analık ne? Şefkat bekliyor, Aynen. başını okşamanı bekliyor, yemek yapmanı bekliyor. Sen diyorsun ki ben karizmayım, ben bilmem bilmemleyim. Çocuk diyor ki ya anne, tıraşı bırak da bana bir yemek koş. <gülüyor> yani <laughs> fonksiyonellik <laughs> önemli. E demek ki bizim yani sonuçta nereye geliyor? İşini yap ve git. Ben bir tıp doktoruysam bir yardım etmek zorundayım. Evet. Tamam Bitti. Yardım etmek zorundayım. Bu kadar. Eğer ben bunu yapmıyorsam zaten bende bir defek var demek. Ne yapacağım ben bu kafamdaki bilgileri? Mesela ben bir şey anlatmadım düşünüyorum. bu kadar şey biliyorum ve anlatmıyorum. Ne yapacağım ben bunları? Bir sürü ilaç var. Benim kafamda 50 bin tane ilaç var. Ne yapacağım ben bunları? Ne zaman götüreceğim ben bunları? Çöp olacak bu çöp. <laughs> çöp. Geri dönüşüm kutusuna gidiyor bu. Ama biz seviyoruz geri dönüşüm kutularını. Değil mi? Orada sonra karıştırıyoruz orayı. Evet ben de duruyor, hep duruyor tamam bende. Anam da öyle diyor. Sen diyor kümesi herkes topluyorsun. Hiç atmıyorsun diyor. <laughs> Hepsini çöktük ki bu Ama bir dakika. Laboratuvarda deney içinde kullanıyoruz onları. Evet. Hı. evet. Nasıl bildim? Evet. Çok enteresan ya. Bir böyle bir şey aslında canlı deney yapmak gibi. Mesela konuşuyorsun ama aslında farklı bir deney e, şey sekmesi açılıyor. Evet. Hmm. Evet. Hatem, bu da güzel bir biz şey. Biz de bir denek değil miyiz sence? Öyleyiz. Evet. Biz evrenin denekleriyiz. Öyleyiz. Yani o yüzden fareleri de besliyoruz. Biz onlara deney yapıyoruz ama esasında herkes birer deney yapıyor baktığın zaman ya yani evren de bize deney yapmış. Mesela bizim içimizde demir var, bakır var. O da bir deney. Mesela sen şu anda bu şu şunu karıştırmanın sebebi mitokondinin içindeki demir ve bakır. Neden demir bakır o? Neden selenyum değil ama o? Ya da neden kurşun dökülmemiş onun içine? Demirle bakır demek bu ilimde demir ve bakır var. Hmm. Bilim adamı da şöyle diyor ha Demir ve bakırdan ATP üretilebiliyor Bir bakıyorsun bunu yaparken Okyanusun altındaki bir adam Demir bakırdan değil başka bir şeyden enerji üretiyor Diyorsun ki o zaman bu başka bir şey bu hmm. Ama sen demirle bakırı şuraya koy Hiçbir enerji üretilmiyor tamam mı? Hmm. Bu başka bir şey Şimdi e, çok güzel gidiyoruz önemli bir soru e, Yanı başımızda Olan ama kaybettiğimiz çocuklar Kim onlar? Çocuklarımız ya. nereye geleceğim? Heh. Dijital esaret. Şimdi bu akıllı telefonlardan falan bahsettik evet. ya. şimdi ben gerçekten bu anlamda belki kendime eleştirdiğim konulardan bir tanesi bu anlamda şeyi sağlayamadık yani. Şimdi okulda ödev verildiği zaman bir şekilde aslında o dünyadan geliyor, o kanaldan geliyor. Bir şekilde o kanalda giderken çocuğun kayması zaten aşikar. Yani yani hmm anlaşılabilir bir durum. Fakat mesela bu son olaylardan sonra bu son vahşetten sonra mesela bu Edirne Kapı'daki olayları biliyorsunuz zaten söylemeyeceğim ama oradaki o katilin Anne şöyle anlatıyor. İşte aslında bizim aramızdaydı ama bizim aramızda değildi. İşte odasına kapanıyordu. bilgisayarını işte gittiğimiz zaman kapatıyordu falan filan. Orası başka bir kuyu ya. Yani bu aslında bunun son nereye varacak sorusunu sormak istiyorum. Ne olacak yani şimdi? Bir kere cinayetler artacak, suç artacak, intihar artacak. Şimdi herkes antidepresan kullanıyor. Konuştuk bunu. Evet. Şimdi çünkü tatminsizsiniz. Çünkü her şey sunuluyor. Ne demiştik? Özlem gerekiyordu. Evet. Şimdi sen özlem yaratmazsa. Şimdi çocuklara insanlar her şey oyuncu alıyor. Evet. Her türlü ilgiyi gösteriyor. Evet. Değil mi? Evet. Hem de hak edilmeden bakın hak edilmeden verilen her şey büyük patolojilere sebep olur. Evet. Büyük travmalara sıkıntılar sebep olur. Hak etmeniz gerekiyor. Bir bedel ödemeniz gerekiyor. Hı evet. Mesela siz bugün sınıftan bile çıkarken parmak kaldırıyorsunuz. O bir bedel ödemektir. Değil mi? Tabii. Zart diye çıkınca ne oluyor? Bir bedel ödemiyorsunuz. Buradan da şu ortaya çıkıyor. Yani insan bazı şeyleri kafasında şöyle yapıyor. Hani iki şeyi yan yana yazıyoruz mesela hep. Mesela şu söyleyeyim sana. Bir çocuksunuz. Hı. Anneniz size süt veriyor değil mi? Siz süt verirken ne yapıyorsunuz ilk önce? Ağlıyorsunuz. Çırpınıyorsunuz. Anneniz diyor ki bir sorun var bunda. Bedel ödüyorsunuz. Sonra sizi emziriyor. Susmuyorsunuz. Bir de altınıza bakıyor. Yani bilmiyorsun, konuşmuyorsun. Bir bedel var. Ağlamak bir bedeldir. Değil mi? Onun için bedel ödenmeden yapılan her şey bir sorun oluşturur. İnsan bedel öderek bir yerlere gelebilir. Yani bedel ne? Acı çekerek. Biz acı çekerek bir yerlere geliyoruz. Bakın, dünyada başarılı olmuş insanların en büyük özelliği biliyor musunuz? Enduranslarıdır. Dayanıklılık. Vazgeçmiyorsun ya. Dayanıklısın yani. Peki bu dayanıklılığı ne getiriyor sana? Kendin değil. Disiplin. Birileri diyor ki yapacaksın. O zaman başarılı olmuş insan ortak özelliği anne babaların disiplinli olması. Disiplin başarı getiriyor. Başarı disiplini getiriyor. Mesela şu anda ben disiplinliyim. Ben burada bakalım gidebiliyor muyum? Kimin disiplini altındayım? Kimin zaptı altındayım? Senin zaptın altındayım. Ben diyorum ben karizmayım gidelim ulan. <laughs> Sonuç. Aman. Burada hangi gen var? İtaat var. Sonuç. Hı. İtaat ve disiplin başarı getiriyor. Mesela şöyle bir şey yok. Ben itaat etmem. Ölürsün. Düşünsene bir koyun sürüsü var gidiyor. Bir tanesi Hı. diyor ki ben itaat etmem bunlara. <laughs> Kurt kaparsın. Dağdan düşersin. Çünkü sen toplu yaşamaya adapte değilsin sen. Onun için itaat etmen <laughs> O gerektir. koyunu çok güzel konuşturduk ya. Evet. Ha, bir de bir bilgi koyun var diyor ki bizim aklımız çok iyi değil. Çobana itaat edelim diyor. Hmm. Bak bir de çoban bulmuşlar bir tane kendine. Öbürsü diyor ki ben size bile itaat etmiyorum. Çobanı hiç sallamam. Kurt kapar seni. O takılıyor oralarda. <laughs> Öbürsü çoban şey yapıyor. Kurt köpeği orada falan filan. İşte bizim o kangal. Biri de böyle kafasına göre ben aykırıyım. Uyum. Kapar. Uyum. Bravo. <laughs> O zaman bizi Süper. insani şartlarda toplu yaşamımız ne bizim itaat etme uyum gösterme örf ve adetler <laughs> neden var? Hı -hı. Toplumsal yaşayabilmemiz için var kanunlar da öyle. Doğru. O zaman itaat önemli bir şey. Mesela ben şimdi anama itaat ediyorum. Ne güzel. Ne güzel. Çünkü neden? E kadının bir yaşanmışlığı var. Kadın gelmiş 65-70 yaşına. E ben de diyorum ki, e ben profesörüm ben. Kurt kapar ya o kadının bir yaşanmışlığı var. Onun için Anadolu irfanında ne vardı zaten? De i̇şte büyüklere saygı, çok. onların laflarını dinleme. Hı hı. bunlar vardı. O zaman bunlar devam etmeli. Eğer Anadolu irfanını ve aileyi kaybedersek bütün geleceğimizi kaybederiz. Peki aile için büyük Mesela çok konuşuluyor aslında geçen programlarda da. Ya gerçekten... işte dijitalde ondan bahsettim biliyorsunuz. dijitale önce. sardık. Ha, dijitale hı. sardık. Hı. Bak benim hayatımı en çok kolaylaştıran alet cep telefonu. Tamam. Ama nasıl cep kolaylaştırıyor? Okursam. Şimdi bana soruyorlar aileler. Bizim çocuk nasıl adam olur? Okuyor mu diyorum. Hayır. Yazıyor mu diyorum. Hayır. Çöp atıyorum diyorum. <laughs> Çünkü okumak ve yazmak insana ait bir fonksiyon. Doğru. Ve yapılan çalışmalarda en başarılı okuyan insanın okuyan insan olduğu görülmüş. Tabii. Ve yazan insanlar. Ama klavye değil. Yazıyla yazan insanlar olduğu görülmüş. Nebüyat böyleydi. Çağlardan beri böyleydi. Bu, okuyup yazmak. O zaman çocuklar ne yapacaklar? Okuyacak, yazacak ve uyuyacak. Oku, yaz, uyu. Oku, yaz, uyu. Ve çalış. Bu kadar. Şimdi sen çocuğun yine cep telefonu verdiğin zaman, cep telefonu ne yapıyorsun Sosyal medyaya giriyor senin. Çocuk onunla büyüyor. Neyle giriyor? Büyüyor. Teşhircilikle büyüyor. Aa diyor, burada ekmek var diyor. O zaman ben de diyor, en manyaklıktan teşhir ediyor. O zaman diyor. mesela sosyal medyayı sosyal meraya dönüştürmemek için. Yani topluma mal olmak değil, topluma mal oluyorlar. Hmm, mal. Evet, o da şey. ağda inceltme var. O ayı. Ben diyorum ki sizin çocuğunuz topluma mal olmuş diyorum. Nasıl hocam diye diyor Mal mı oldu mal, mal mı oldu yani. Hmm. yani. Öyle ama. O zaman buradan şu ölçülüyor. Mesela geçen de bir çalışma vardı. İşte çocuklar cep telefonunuz haftalık 4 saate indirmişler. Çocuklara olan değişiklikler. Uyumaya başlamışlar anlarla böyle konuşmaya başlamışlar. Ve çocuklar sosyal olmaya başlamış. Şimdi ben bakıyorum mesela herkesin yani cep telefonu çocuklar böyle. Çocuklar cep telefonu verilmeli. Sosyal medyayı sileceksiniz. WhatsApp'ı sileceksiniz. Al bakalım. Bir de sınır getireceksiniz. Aa, oh, süper. Sınır. Ve e, sosyal medya 25-30 yaş altına bant getirilmeli. Kısıtlama. Hmm. Evet. Sosyal medya 25-30 yaş altına. Altına bant getirilmeli. Hangi bölümleri mesela hangi platformlar? Bütün teşhirci platformlar bana getirilmeli. Hmm. Çünkü teşhircilik bir pornografidir. Hmm. Bakın pornografi sadece cinsellik değildir. Teşhircilik de bir pornografidir. Hmm. Yani, yani yediğinizi ya. içtiğinizi paylaşmak da bir saçmalık mesela. Ya da işte hmm. e, mesela kişisel şeyinizi paylaşmak da. Çünkü mahremiyet kavramını aldığınız zaman insan elinden insan eksi mahremiyet geriye bir hayvan kalır. Doğru. Şimdi gelelim algıda keçicilik konusuna. <laughs> hani nereden yani... <laughs> yani şuna gel gelmek istiyorum. İnatla e herhangi bir kötü hasletimizden vazgeçmeme durumu. Mesela bu hasletin içerisinde ne, ne geliyor mesela? Kibir. Diğer gam olamama. Aslında sizin deyiminizle hocam. Empati kuramama. Ve bunu bilerek yapmak yani bilerek yapmak istemeyen insanlar var. Ya da işte e, delikodu yapan. Mesela insanlar ikiye ayrılır. Otçullar ve gıybetçiler. Değil mi? Tamam. Dolayısıyla gıybet kısmının da ha. insanın enerjisinden, manevi enerjisinden nasıl aldığı üzerine de değerli Oytun hocamızdan bilimsel tarafıyla mesela. Şimdi bak ben Asperger bir çocuğum. Asperger bir otistik spektrum. Hı. Benim empati duygum yok. Öyle mi? Evet acı, acıyamam ben. Ama mantıksal acıyabiliyorum. Yani sen başına kötü bir şey geldiğinde şu içimde bir cız olmuyor ama diyorum ki mantıksal olarak kötü bir şey yaşıyor bu insan diyorum. Yani o zaman neyi öğrendim? Empati öğrenilen bir şey. Kimse ben empati yapamıyorum demesin onu döverim ben. Hmm. Empati eğitimle olabilen bir şey. Şimdi sen parmağını kapıya sıkıştırdın. Hmm. Ve o çocuk ağlıyor. Ve sen gittin dedin ki ne durumdasın? Dedi çok kötüyüm. Bana hmm. bir şey söyledi bu. Bazı insanlar doğuşta empati kuramayabilirler. Mesela bunlar psikopatlar, otizm spektrumlar olabiliyor böyle. Ama Hı. çocukken bunu öğrenemeyebilirsiniz ama büyüdüğünüz zaman yaşla beraber mantıksal bir empati gelişiyor. Kötü durumda mesela sen şimdi pakriyaz kanseri ol. Evet. Olma da sen güya çağırıyormuşuz ya çağırma <laughs> falan yok. Öyle diyorlar ya. Öf! <laughs> Hak geldi, batıl nail oldu. <laughs> Bence zail oldu. Evet. Z. Evet. Sonuç şu. Sen pankreas kanserisin. Ya zor durumdasın sen ya. E ben geri zekalıyım ya. Senin durumun belli. Zor durumdasın. Ağrın Ben sana yardım etmek zorundayım. Ama bu nasıl bir yardım? Mesela annenin sana yaptığı yardım hayvani bir yardım. hiç İçgüdüsel. Bir de mantıksal bir yardım var. Senin Çok ayaz... daha kıymetli olan aslında Heh. bu. Tamam mı? Ben hazan şunu diyorum. Adam diyor ki bana. Ben insana yardım etmek istiyorum. Abi insana çorba da dağıtabilirsin. Onları soğuktan da koruyabilirsin. Ama bir de yeteneğin varsa o pankreas tümörünü çıkarmak için bana yardım edebilirsin. Hı. Hatta onunla ilgili bir ilaç geliştirirsen binlerce insana yardım edebilirsin. Hı. O zaman şöyle bir şey var. İki tip empati var. Bir hayvani empati, güdüsel. Yani Hı. yaratılışımızdan gelen empati. Bir de mantıksal empati dediğim durumun sebep ve sonuçlarını bilerek yapılan. Yani emek vererek. Evet kognitif empati diyorum ben buna. Yani akılcı empati kognitif. diyorum. İşte o lazım. Ben anama ne dedim biliyor musun? Bak anacığım dedim. Benim sana yardım etmem için önce kendime yardım etmem lazım. Doğru. Sonra akanlardan sen fayda görebilirsin. Evet. Ben kendime yardım edemiyorsam anamın pankreasına ne yapacağım ben? Doğru. Anladınız mı? Onun için hani şöyle bir şey yok. Ben annemin elini tutayım pankreas kanseri. Anneciğim her şey iyi olacak. Annem diyor ki Anne, oğlum tıraşı bırak. Bunu çıkarmamız lazım. Anladın mı? O zaman El tutmak evet çok önemli sevgi ama yetmez. Yetmez. Ben bazen öğrenciye diyorum ki epilepsi modeli yapıyorum. Sanayi nöbeti yapıyorum hayvanlara. Hadi sevginizi verin iyileşecek mi diyorum. Jukla bakıyor bana ne diyor bu manyak diye. Hadi verin lan sevginizi diyorum. Hadi sevgi gönderin diyorum. Evren gönderin bakın sevgiyi diyorum. Adam diyor ki. Hah aynen böyle. Hocam bir şey olmaz diyor. Dalga geçmeyin bize diyorlar. E bununla diyorum dalga geçmeyin diyor da diyorum. Toplumdaki adamlara diyorum ne yapsın. Hani bazen diyor ya sevgini tamam sevgi önemli ama bir şeyler yapmamız gerekiyor. Bak evrende şöyle bir kural var. Sınavların yüzde kolay soru, yüzde yirmisi orta, yüzde zor sorudur. Yüzde altmış kolayları yapmadan yüzde yirmi zor soru yapsan sınavı kazanamazsın. Onun için bir pankreas için önce kolay şey yapmak ötümür çıkaracağız. Sonra elimizi tutacağız. Hmm. Anneciğim seni seviyorum. Çok güzel. Çok güzel. Anladım. Teşekkür ederim. Bu Teşbih, yani metaforik. Çok güzel, çok güzel metaforikti ve çok sevdiğim zaten metaforu, çok sevdiğimi bilirim. E, hu dönüşü. Hu dönüşü Hu. Nedir o? Mesela şöyle ben de metaforik sorayım. E, Oytun Erbaş'ın kendisini böyle çok sıkıldığında, çok üzüldüğünde, e, insanlarla da artık konuşmak istemediğinde ki olabilir. Hepimizin bir bekleme odası var eee mesela nasıl dua ederiz? Nasıl sığınırız? Bir yaratıcıya eee Allah'a ben klasik olarak şöyle bir, bir şey görüş, yapıyorum. Yani böyle bir hidayetten bahsetmiyorum Ama her, şeyden... Ama mesela şunu şöyle yapıyorum. Mesela diyorum ki mesela şeyi çok söylüyorum. Mesela mesela besmele mesela. Ben arabaya binerken inerken bir bismillah derim. Tamam. Hı -hı. Mutlaka bismillah falan derim. Ha. Dua ederim, Türkçe dua ederim. Hı. Dualar şunlar. Öyle de zaten. Bir, Allah'ım bana öğrenme gücü ver. Bir, bak yaptığım dualarda ilk kelime bu. Allah'ım bana öğrenme gücü ver. İki, Hı. dil de olur. Yani dil öğrenme gücü de istiyorum. Çünkü benim için anlamlandı. Çünkü dil her şey esasında. Senindeki de bir dil. Onun için anlama gücü ver bana Allah'ım diyorum. Yani anlayabileyim ben. Tamam mı? Anlamlandırabileyim diyorum bak. İlk şey bu. Sonra Allah'ım sağlık ver diyorum. Hı. Kötülüklerden koru beni diyorum. Yani ama önce şunu diyorum bana öğrenme gücü var Allah'ım diyorum. Çünkü öğrenirsem her şey edebilirim. O benim için ilk şey ve diyorum sağlık ver ve huzur ver. Huzur çok önemli benim için. Bitti çok güzel. Sonra Huz arkasına huzur Fatiha huzur okuyorum. Çok güzel. bitti. Yaptım, kendi yani bir, e, orası bir şarj istasyonu. Yani bunu her gün yatarken yaparım ben. Süper. Her sonra bunu yapamazsam da böyle bir yolda yapıyorum bazen. Hmm. Ama hep öğrenme gücünü istiyorum. Allah'ım öğrenme gücünü ver diyorum yani. Bu kadar. Hı hı. Ve dua kabul olmuş gibi duruyor. Dua kabul olur. <laughs> evet şükür. Ha, ama Şükürden ama bahsedelim. şu diyorum, öğrenme gücü ver diyorum ama kendimi oturup çalışıyorum mu? İşte emek. Yani çünkü şöyle bir şey var. Öğrenme gücü istiyorsun. Tevektür. Sen ders çalışmıyorsun. Hı. Çalışıyorum yani. Yazıyorum, çiziyorum, defterlere yazıyorum, böyle onları yapıştırıyorum. Onları print yapıyorum. Print yaparken diyorum ulan diyorum bunu diyorum. Kimyasal olursa, lösemi olunca ne oluruz diyor, o az print kullanayım diyorum falan. Onları düşünüyorum. Hı. Bir yandan bakıyorum. Hani bir dinamik bir yaklaşım var burada. Yani pasif bir yaklaşım sergilemiyorum yani. Hı. Onu da söyleyeyim yani. Tevekkülden Tabii ki yani. Hani sen iş ipini Tabii sağlam sağlam kabı kaşaya Birisini bağlı Allah'a emanet. Öyle yapıyorum ben. Çok güzel. Süper. Hani evet. emek de işte var. Emek Emekten tabii ki. Evet. Süper. Önemli bu bir şey sorayım. Hayatımızda. O. Yok unuttum ya. Niye Şöyle yoktu? bir şey var. Ee, akıyor şu anda sorular. Çünkü şey çok güzel gidiyor tenis. Ee, kelime tenisi. Ee, bir taraftan bu hu dönüşünde konuştuktan sonra asıl mesela şükür. <laughs> ha şükür. Şimdi Hani her kitaba bakarsan, der ki optimistler daha uzun yaşıyor. Bu birinci cümle mesela. Hı. Optimistler yani iyi düşünenler iyi evet. yaşıyor. Ama bir Daha zeki insanlar daha kötümser olduğu görülmüş. Hı. Yani, iyimserler iyi yaşıyor. Evet bu birinci önemli. İyimserler daha uzun yaşıyor ama akıllılar da kötümser oluyor. Zekil ya şey yani, zekayla kötümserlik ilişkili. Yani Hı. zekiler daha kötü prediksiyonlar yapabiliyor. Mesela şunun gibi. Gelecek nasıl olacak? Abi savaşlar olacak, nükleer saldırılar, işte salgınlar olabilir hep bunu biliyoruz. Hı. Ama şimdi iki tane burada yinyak var. Şimdi bu da şükürcülük şöyle önemli. Şimdi şükretmezseniz başınıza gelecekleri söyleyeyim. Yani şükür neden önemli? Bir kere, şimdi sana bir soru sorayım ben. Hı hı. Hazır mısın? Pankreastan. Bana sorma ya. Soruyorum. Sormayım. Ben. Bir pankreas kanseri olmak için kaç hücrenin çıldırması lazım? Söyleyeyim. Kaç hücrenin? Manyaklaşması. Lazım. Sıldırması. Yani kaç hücre manyaklaşıyorsa pankreas kanseri oluyorsun. Ya da kaç hücre manyaklaşıyorsa beyin tümörü oluyorsun. Kaç hücre manyaklaşıyorsa karaciğer kanseri oluyorsun. Söylüyorum cevabı. Hı, hı Bir. Yalnız bir. Bir tane. E peki bu kadar hücrenin içerisinde bir tane hücrenin manyaklaşma şansı sence düşük mü yüksek mi? Vallahi yüksek. Tabii ki. O zaman şükretmek lazım. Evet. Bak şimdi bir lafı çok önemli. Yani bir tane hücre sapıtıp bir tane bir karaciğer tümörü yapıyor. Onun için diyeceksin ki Allah'ım sapıtmasın. Ya da sapıtırsa bile onu gidip bir bağışıklık hücresi onu yok etsin demek zorundasın. Hmm. Onu şükretmezsen başına büyük bela gelir. İnanmak güzel. Tabii ki güzel. Adam diyor ki ya öyle şey mi ya sen işini kış tut yaz çıkarsa bahtına. Sen <laughs> şükret. Ya gözünü seveyim ya yaşaya girme. <laughs> olacak bu dünya? Yavaş yavaş programın sonuna geliyoruz. Mesela şu anda bakıyorum gelişmeler de var. Ne var? Aa, dünya. Ne var mesela? Savaş. En büyük savaş nerede? Dünyada mesela, mı yoksa dü şeyde mi? Dünyamızda. En büyük savaş insanlıkta esas. Evet. evet. Kendini yok eden bir insanlık var. Gerçekten normal değil. Yani şu kolektif bilinci ulaşsa ya kardeşim ekelim biçelim İlim yapalım, ilim yapalım. Mutlu mesut yaşayalım. Ulan ne manyak manyak hareketler yapıyorsun. Peki bunu kim yapıyor biliyor musun? Söyleyeyim Liderler. Hmm. Piller tepişir. Kim enli? Kim ezilir. Onun için dünyaya barışçıl, aklı başında, öf ve adet içinde yetişmiş humanist liderler lazım. Bak liderler çözülsün, savaşlar çözülür. Hı hı. Liderler burada çok etkili. Net cümlemiz bu. Evet ya çok güzel mesajları şimdi yayından sonra göstereceğim. Programımızın yavaş yavaş sonuna geldik ama ben şeyi de merak ediyorum. E, kaçırdığım bir şey var mı? Yeni bir çalışmamız var mı? E, bu arada konferansların çok sık olduğunu biliyorum. Youtube kanalında çok güzel bir programla devam ediyoruz. Öyle biliyorum. Yapıyorum bir şeyler. Ha. Ben Youtube'a bir şeyler konuşuyorum. Yani o hazırlıkta yapmıyorum ben. Hocam konuş diyor. Ne konuşayım? Çay konuşayım. Diyorum. Çay hakkında bütün datayı söz <laughs> Konuşuyorum. İşte diyorum ki teofilim var, yanmış bir ürün. <laughs> i̇şte teofilin metilzantin türevidir. İşte fosfodiesteraz inhibitörüdür. Siklik AMP'yi arttırır. Kalpte çarpıntı yapar. Yağ dokusunu hızlıca eritmeye, <laughs> evet lipoliz yapar. Onda Alzheimer, Parkinson'a önleyici bir etkisi vardır. Ama yanmış olduğu için çok içildiği zaman akciğer kanserinde risk taşır. Tütün ürünleriyle beraber çok tüketilmemelidir. Böyle data sheet okurum ben sana. Benim hakkım her konuda, benim böyle bilgim var. İşte bu bir şükür sebebi biliyor musun Evet. Gerçekten. Allah diyor mu? Nöron vermiş. Şükür Allah'ım diyor. Allah'ım yalanlarımı koru diyorum. Sen ne yapayım şimdi? Düşünsene benim bunadığım. Bittim mi? Güzel. Su ile ilgili söyleyelim. Hadi bakalım. Su. E... Biraz önceki gibi <laughs> hızlı. Bilimsel bir rap. Ha, binde beş <laughs> sahip. İçerisinde sodyum, klorür ve bütün birçok iyon var. Ama temel iyonlar onlar. Yaşam için çok gerekli. Bir, bir, bir litre kadar içilmesi gerekiyor. Ondan sonra suyun her şeyi iyi. Yıkanmak değil, burnu çekmek, gargara yapmak bile iyi. Suyuyla burnunuza gargara yaparsanız özellikle bu e, inme, felç, alzheimer gibi durumlarda bile %30-40'lık bir azalma oluyor. Onun su çok önemli. Burnunuza, gözünüz her yerinize bir şey yapmanız lazım. Su yapmanız lazım. <laughs> Kalem. Kalem. Biyolojik ürün olmadığı için sistem dışında. <laughs> Ama bunu geri dönüşüm kutusuna koyalım. Evet. Oradan mesela bana dudak, göz, diş dersen daha çok şey söyleyebilirim. Hı hı. Göz. Ha, yani göz işte Aa, göz. tabi göz mesela işte işte UVA nedir işte iris nedir katı işte lens kristalin var içerisinde kaç yaşından sonra suyu eksiliyor hepsini söyleyebilirim biyolojik şeyde çok iyiyim İnanılmaz. Evet ama kağıt dersen biraz zorlanabilirim. Selloz diyebilirim mesela biraz. <laughs> Böyle parşömen. Bitti. Error. Şey dışında <laughs> out of order yani. Bu, bu, konu hakkında herhangi bir bilgi bulunmak Lütfen biyolojik sisteme geri döndünüz diye bir kayıt gelir. Hmm. Eğer biyolojik sisteme geri dönersen onlar çok iyi bilirim. Peki. Dostlarınız var mı? Böyle çok sıkı dost. Yok. Niye? Yok işte kim <laughs> ben çeksin? Aa. Ya ben akşama ders çalışan Deney yapıyorum ben. Kim bana dostluk yapacak? Allah Allah. Mesela yani işte o... Ya ben insanı arıyorum mesela ne yapıyorsun falan diyorum kimse bana geri dönüş yapmıyor. <laughs> Nezaketsizlik işte. Evet yani ben onlara mesela mesaj atıyorum arıyorum mesela ne haber falan diyorum mesela. Herkesin işi gücü var mesela yani o kaptırmışlar kendini. Ben da anlamıyorum mesela herkes çok yoğun. Böyle bir şey var mı? Yok ben... Çok yoğun çok. Toplantayım 5 dakika. Böyle bir hayat. Ya yok o kadar bence. Yani mesela ben seni bir otursa arayamayacak mıyım? Mesela? Ararım işte sen. Ya da mesaj atarım. Ama bir sürü sosyal şeyler var. mesela bakıyorsun mesela insanları anlayamıyorsun mesela arıyorsun ya bir garip mesela bir sürü sosyal şey düşünme yanlış mı anlar mesela yanlış değil yani ben onu mesela dostane arıyorum mesela Ne haber? mesela bir sorunum var mı diyorum mesela falan ama işte karşı taraf yanlış anlıyor bunları Hı. çünkü insanlar artık birbirine güvenmiyor ve yapılan anketlerde insanlar birbirine güveni yüzde on altına çıkmış güvenmiyorlar Hı. birbirlerine çünkü küresel bir güvensizlik oluştu. Çünkü insan kötü artık. Öyle düşünüyor insanlar. Çünkü, Çıkarcı düşünüyorlar. Çok enteresan. Şöyle bir şey söyleyeyim. İyi niyetli bir şeyin sorulmasından normal bir insan. Sahicilik dedik ya çok önemli. Mesela bu programdaki başlık bana göre sahicilik. sahicilik. Yani, bravo. Kesinlikle. Natural, İkinci programda o başlığı da sen koyarsın. Evet. Siz koyarsınız yani. Özür dilerim. Evet. E, dolayısıyla bunu söyleyeceğim. Yani kimse iyi niyetle işte aradığınız zaman ya iyi misin falan buna inanmıyor. İnanmıyor. O zaman... Diyor kesin bir diyor, second gain. Labradoru kapatıp gidelim ya bize senin. Ama öyle işte. Ama ne yapayım? İşte Fahri Köy'ün <laughs> kahvaltısı gibi. Art insanlar hep aynı şeyi dinledikleri için hep kötülük gördüğü için beyinleri şunu öğrendi. Her iyiliğin altında kesin bir çıkar yatıyordur öğrendi. Haklı hmm. adam. Yani ne, ne oldu? En basit ne oldu? E, Dolandırıcılık metodu. Güvendir ve dolandır. Hmm. İşte öyle oldu. Bu sefer ne oldu? Şimdi güvendir ve dolandır olduğu için mesela güven verdiğinde insanlara kesin bir şey olacak diyorlar. Vallahi olmayacak deyince olacak diyor adam. Haklı. Yani kötümser ve aslında o bir taraftan program içerisinden alıntılar yapıyorum şu anda. E, ...düşünen ve zeki insanların yordu dedik. Evet. Kötümserlik. Kötümserlik evet. Yani şöyle oldu insanlar. Hani güvensizlik bir savunma düzeneği oldu. Hmm. ...zarar görmeme düzeneği olsun. Evet. Yani şöyle ben eskiden şöyle derdim. Yüz güven sonra azalt derdim. Şimdi hmm. diyorlar ki güvenme başına bela gelmez. E o zaman bir şey sıfırdan başlanıyorsa o ilişki kurulamaz ki. Mesela ben sana şöyle normalde, Full güvenmeliyim. Ne yapayım kazık atarsan at demem lazım. Öyle olur bunlar. Şimdi diyorlar ki biz biliyoruz kazık atacağı belli. Sen hiç güvenme. O zaman <laughs> biz hiç hiçbir iş kuramayız. Hiçbir beraber iş gerçekleştiremeyiz. İşte burada böyle buram buram bir ön yargı var. Aslında ön yargıda bir koruma duvarı, güvenlik duvarı. Peki ben duvarı. şimdi Anadolu'da bir kapıyı çalsaydım. Ben hmm. yolda kaldım. Bir çorba tas deseydim. Ç, 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 tas çorba. Kimse beni geri Ey hala öyle. Ya bizim oğlan. Nereler ne oralar? bizim, bizim oğlan işte yani. Bizim hı. oğlan yani. Ha. Mesela ödemiş mesela demiş demiş işte. demiş. Gitaren gibi bölgeye git. Mesela ben şimdi gitsem bir yere de, ya açım desen kesin bana biri bir şey verir. E tamam bu çok güzel. Hala. Ama sen şimdi Amerika'da git. Ya Amerika'da şöyle bir şey var ya. Bahçeye biri girdi. Ne? Hemen 911 arayın. Ya vallahi <laughs> ya a, e, bak al, e, Amerika'da ayva ya da şey koparsan portakal vurulabilirsin yemin ederim sana. Adam tüfekle seni vurur. Yani biz diyoruz ya burada. Güvensiz insanlar, korkunç. Bizim örf adetimizde böyle bir şey yok. Biz Amerika değiliz. Biz orası burası değiliz abi. Biz biz Anadolu coğrafyasıyız. Burada Herkesin birbirine güvendiği... Hani var ya işte kapıları kitlemiyoruz işte falan. Hani işte derler kapılar kilitlemiyoruz. O apartman dairelerinde değil yani mi? Yani. Hayır yani işte bir köy evinde kapı kilitlenmez. Aynen. Kapısı Aynen. ne zaten yani? Evi kapısı ne olabilir yani? Bir tane <laughs> şey bir şey. Ama bu böyle yani bizim esasında... Köyden yetişmiş, küçükken doğum görmüş... Oradaki kediyi mıncıklamış, köpeğe yem vermiş. Çok güzel. Bir bilim adamlarına ihtiyacımız var. Hı -hı. Onlar... Zaten böbürlenmezdi. Herkese bakıverir. Doktor olsa da bir sıkıntı çıkarmaz. Yani şunu demez. Sarı öküzü sat gel demez. Parası yoksa bedava bakıverir. Ne olacak ya? Yani? O öyledir o. İyi, i̇yi niyetlidir o. Dişleri porselen değildir. Dişleri asla beyaz değildir. Çünkü Hı. normal diş rengi vardır. Bir de böyle bir şey var. Onu da konuşacağız. Evet. Diş. Anladınız mı? Onlar normaldir. Onun için ben her zaman söyleyeceğim. Ben ne kadar cool davranırsanız, ne kadar kendinizi bir şey zannederseniz, ne kadar e, sorun çıkarırsanız insanlara o kadar da kendini sorun buluyorsunuz. Yani anlıyoruz ki iç huzurunuz evet, kayboluyor. Kişinin kendisine dair en büyük zanlı bir şey olduğu üzerine. Eğer bir şey evet. olduğunu zannediyorsanız siz bir şey, Hiçbir şey için. değilsiniz demektir. Hiçbir şey için gerekli olan bir şey bile değilsiniz. İnsan çok da kendi içinde önemli olmadığını Hani bir laf vardır. Oyun hı. bitince şah, mat ve vezirler aynı kutuya girerler. Ne güzel ya. Yani onun için lütfen efendim gerek yok. <laughs> Mezarlıklar vazgeçilmez olduğunu düşünenlerle doludur. Hı hı. Ve hiç vazgeçilmez, ve hiç değişmeyen kartvizit, tek kartvizit mezar tek işte biliyor musunuz? Bravo. Bunu sonunda böyle hocam. Noktalayalım. Onun için mezarlıkların içinden geçiniz ve her gün mezar ziyareti yapıyorum. İçinden bir yürüyorum bir. Bazen ölülerle de konuşuyorum. Aa, bunu ikinci programla konuşuyoruz. Mesela diyorum ki ey ölüler öldünüz gittiniz neler yaşadınız sizin de zevkleriniz vardı hırslarınız vardı ne oldu diyor al bitti the end toprak bakteriler dönüştürdü onları i̇şte onlar da ölerek yaşıyor ya e tabi tabi aynen evet çok teşekkür ederim ben ödedim. teşekkür ederim profesör doktor Oytun Erbaş La mezarlık sohbetleri e, çok güzel bir gün mezarlıkta mı yapsak tabi tabi bir mezara gidelim ben... aslında en büyük sosyal Etkileşim sahası ah orası. Mesela bazen eski şeylerde mezar taşlarında hastalıklar yazıyordu. Kronik bronşitten öldü. E. Aa, ne kadar güzel diyorum yani harika bir şey hissediyorum e, o çok zaman. öyle bir şey? Yani böyle e, ölülen hastalıklar yazardı. Onları da okuyorum arada. Ölü mü? Böyle e, de çıkarım onları. Ben kaç yaşında öldü? Yani ne işte onlara da bakarım işte. Bir seslik yaparım işte. Ne oluyor ne bitiyor işte o zamanlar ne salgını varmış diye. Falan hoşuma gidiyor. Yani bu bu bir şey ya bir kültür meselesi. Mezarlık ziyareti bizim e, örf adetimizde çok önemli bir şeydir. Evet, Peygamber aslında. Efendimiz sizin çok önemli. Onun önerisi, tavsiyesi zaten. Bir yerden bir, bir ışığın ya da bir tünelin sonunu göreceğimizin öncesinde hatırlatılması lazım. Geçenlerde Rum mezarına gittim, Güney Kıbrıs'ta yani Kuzey Kıbrıs yakın bir bölgede. Bir kadın şey yazmış. E, mentörüme teşekkürler yazmış. Erkek hmm. ölmüş, hanım mentörü olarak yazmış. Böyle şey de hoşuma gidiyor. Yani oradaki laflar mesela Hristiyan mezarlığına gidiyorum. Orada böyle çok güzel şeyler oluyor. Hı. Bütün mezarlıklarda bir ortak şeyler Aslında var. Aslında bir sessiz bir diyalog var. Bravo. Diyalekt. Evet Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. ...yaptığım en keyifli e, programlardan bir tanesiydi. Gerçekten Organikti bu. Çok organik. Or, Dediğim e, gibi. Sahi. Tarım ilacından e, şeydi... ...oranada <laughs> e, uzaktı. Organik bir tarım yapılmış efendim. Ata tohumuyla <laughs> tohum. <laughs> evet, evet. Çok güzel. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkür için. ederim. Sevgili Profesör Doktor... ...Oytun Araştırmacı... ...Oytun Erbaş hocamızla muhteşem bir program yaptık. Siz vardınız ama kameralar yoktu galiba ya. Çok da doğal. Asıl başlığı çıkardık. Sahi bir program. İkincisinde yapacağımız... ...programdaki başlığı da... ...sevgili ortuner başvurumuz. Hocamız koyacak. Hocamız diyorum çünkü çok saygı duyuyorum. Çünkü herkesin böyle olmayacağını düşünüyorum. Çünkü herkesin bu kadar sekmeyle yaşayabilmesi için... ...mutlaka orada başka bir... ...tripot yani başka bir omurga olması gerekiyor. O yüzden de çok sonsuz saygı duyuyorum. Bu da bir emekli olmuş. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Programdan çıkışta inşallah bir... E, ...şimdi şey edeceğiz. Durumu edeceğiz. Edelim Çok, çok sağ ol. Teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta yaşarsak inşallah bir şey olmazsa... ...kardeşler ben bu buralarda olacağım... Allah'a emanet olun. Sizleri seviyoruz. Eyvallah diyoruz ve gidiyoruz.